Sayın Oda Başkanım, TÜRMOB'un çok değerli Genel Sekreteri, değerli hocalarım, oda kurullarımızın değerli üyeleri, ilçe temsilcilerimiz ve yardımcıları, sevgili meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası ve kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu otelde düzenlemiş olduğumuz geleneksel büyük seminerlerimiz bu aydan itibaren başladı. Bugün yine gündemde olan çok önemli olduğuna inandığımız Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu usul denetimlerini esas olarak ele alan tek düzen muhasebe sistemi çerçevesi içerisinde usul denetiminde dikkat edilmesi gereken hususları ele alan seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Oda Başkanım, değerli oda yöneticilerim, odamızın çok değerli eğitmenleri, değerli meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, yaz bitti. Yine yoğun bir döneme girdik. Sorunlarımız, mücadelemiz devam ediyor. Sorunun bir kısmını çözüyoruz. Yenileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sorunlarla ilgili çok ciddi tespitlerimiz var. Projelerimiz var, çözümlerimiz var. Haksız rekabete başladık. Önümüzdeki günlerde kurumsallaşma ve büro standartları, mesleki kaliteyle ilgili projemiz yürürlüğe girecek yılbaşı itibariyle. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Bir yerde eğitim varsa, sorunların çözümüyle ilgili projeler varsa, orada mutlaka İstanbul Mali Müşavirler Odası var. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın mutfağında çalışan arkadaşlarım var. Sizler varsınız. Ben Türkiye'deki 95 bin meslek mensubu adına hepinize teşekkür ediyor. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, çok değerli hocalarım, değerli eğitmen dostlarım, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın çok saygıdeğer üyeleri, sizleri şahsım ve İstanbul Mali Müşavirler Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, yaz bitti. Yaz boyunca her zaman olduğu gibi hazırlıklarımız sürüyordu. 1990'dan beri ilk yola çıktığımızda önce eğitim dedik. Gururla altını çizmem gerekiyor ki İstanbul Odası eğitimde bir marka olarak yoluna devam ediyor. Ama bu eğitimi güzelleştiren siz dersiniz. Buraya gelen arkadaşlarım eğitim ne kadar önemli olduğunu farkında olup hem dostluklarını hem de bilgilerini yeniliyorlar. Ben buraya katılan siz değerli arkadaşlarımı tüm arkadaşlarım adına yürekten alkışlıyorum. Tekrar hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, birçok eğitim konusu var gündemimizde. Bugün usul denetimlerini
ele alacağız. Tekrar geri döneceğim müsaadenizle. Ama bunun yanı sıra biliyorsunuz 2014 yılında yaşantımıza giren e-fatura, e-defter konusu var. Özellikle odamızın ilçe temsilcileri yoğun bir eğitim talebinde bulunuyorlar. Şu anda bildiğim kadarıyla 16 ilçemizde eğitimler planlandı. Siz bu konuda ihtiyaç duydukça arkadaşlarımızla eğitim yapmaya devam edeceğiz. Yine gündemimizde şirketler muhasebesi var, TFRS var, teşvikler var. Daha doğrusu sizin ihtiyaçlarınız doğrusunda bu eğitimler zenginleşip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bugünkü eğitim aslında çok önemli bir eğitim. Aslında bu işi adam gibi yapanlarla yapmayanların bir anlamda netleşeceği bir eğitim. Sevgili arkadaşlarım, zaman zaman şu şikayette bulunmuyorsunuz. Şunu ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben oturuyorum, muhasebe norm ve standartlarına göre bu işi yapıyorum ama birileri de hiç emek sarf etmeden muhasebe yapıyor. İşte bu anlamda usul denetimlerinin yapılması doğrudur. Yani başka bir ifade değil, herkes kapısını temizlemek zorunda sevgili arkadaşlar. Ancak bunu yaparken birçok yerde de ifade ettiğim gibi eğer vergi müfettişler grubu mesleğe yeni giren arkadaşlarımız bu işi bizim üzerimizden staj yapıyorlarsa bu doğru değildir, kusura bakmasınlar. Yani maliyenin vereceği eğitimleri bizim meslektaşlarımız üzerinden bir inceleme boyutuna gidiyorlarsa bunu kabullenmemiz asla söz konusu değildir. Şimdi adı üstünde, yani yapılan işin muhasebe standartlarına göre doğru olup olmadığının denetlenmesi boyutudur. Yani burada bir kayıt dışı ekonomiyle bir araştırma söz konusu değil. O zaman madem bu eğitimleri niye ceza olarak görüyor idari sevgili arkadaşlarım? Biz ismi olarak önerimiz şudur, talebimiz şudur. Bu incelemeleri yapın. Meslek mensubunun eksiğini, kusurunu görüyorsan otur onu uyar. Eğer bir daha bunu tekrarlıyorsa cezayı kesin. Genel bakışımız sevgili arkadaşlarım. Bakın bu kürsülerde yıllardır anlatıyoruz. Meslek bir yere gidiyor. Devlet bir yere gidiyor. Bir değişim yaşanıyor. Özellikle bu değişim teknoloji konusunda ciddi bir şekilde yol alıyor. Bu anlamda baktığınızda bunu göz ardı ederek yol yürümek mümkün değil. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, herkes kapısını temizlemek zorunda. Herkes bilgilerini bir kez daha güncellemek zorundadır. İşte bugün ismi olarak çok değerli hocalarım, özellikle bu işin koordinatörlüğünü Profesör Doktor sevgili Cemal İbiş hocam üstlendi ve çok değerli hocalarımızla birlikte, uygulamacı arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yapıldı. Bu çalışma, buradan altını çiziyorum, bugün burada start veriliyor ve bunun arkasından önce e-fatura olgusunu bitirebilmek, arkasından tüm ilçelerde eğitmenlerle eğitim çalışmamıza devam edeceğiz. Ben burada müsaadenizle isimsiz kahramanlar olarak gördüğüm 1993 yılında tek düzen uygulama tebliği çıktığında hiçbir meslek örgütünde olmayan eğitmenlerle eğitim modelinde görev alan arkadaşlarıma, eğitmen arkadaşlarıma kucak dolusu, yürek dolusu bir alkış bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bu arkadaşlarımız özveriyle sizden birileri, sizin aranızdan çıkan arkadaşlarımız birlikte inanıyorum ki bu eğitimlerde başarılı olarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii yıl sonu yaklaşıyor. Reklam yapmak istemiyorum ama Luka kullanan kaç arkadaşım burada sevgili arkadaşlarım, işaret buyursunlar. Oo, salon çok iyi. Ama şöyle söylüyorum, bir gün herkes Luka kullanacak arkadaşlar, kusura bakmayın. Luka ile hayatınız basitleşecek. Luka dışarıda bekliyor. Yeni etkinlikleri, yeni çalışmaları var.
Meslek örgütümüzün bir yazılımıdır. Ben bir meslek mensubu olarak ofisimde Luka'yı kullanıyorum ve tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Bunu içtenlikle belirtmekte büyük bir yarar görmekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, oda ile üyelerimiz arasında iletişim son derece önemli. Bundan bir yıl önce İSMO Cebi hizmete sunduk. Eksikleri var ama süreç içerisinde bu İSMO Cep'ten web sayfasına bağlanmadan hızlı bir bilgi alacaksınız. Ama şimdi yeni bir çalışmamız var. Açıkçası yönetim kurumu da bilmiyor bunu. Onlara da burada müjde vermek istiyorum. İSMO Asistan adlı bir çalışmayı 15-23 içerisinde bitireceğiz. Bunun anlamı şu, odadan yapılan her etkinliği sizi anında duyabilecek bir sistemdir bu. Bunun da umut ediyorum ki özellikle hızlı bir iletişim ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda bu çalışmada sizlere yarar getirecektir diye düşünüyoruz. Şimdi açılış konuşmasında Sayın Genel Sekreterim gündemde tabii çok kısa geçti sağ olsunlar. Bize biraz fırsat verdiler. Biliyorsunuz mesleğin temel sunumunun başında haksız rekabet geldiğini her ortamda dile getirdiniz. İlk defa meslek örgütü olarak Maliye Bakanlığı'ndan hiçbir yardım almadan kendi gücümüzle, kendi birikimlerimizle haksız rekabet konusunda bir yazılım ürettik. Arkadaşlar çok enteresandır. Meslektaşlarının önemli bölümünü sözleşme düzenlemediğini gördük, biliyor musunuz? Bir dirençle karşılaştık. Damga vergisi bahane edilerek, ki biliyorsunuz damga vergisine karşı olduğumuzu her yerde söyledik. Bu boyutta baktığımızda ama mutlu olduğumuz sonuç şu, şu an İstanbul'da 15 bin büro sahibinin yaklaşık 14.500 arkadaşımız sözleşme düzenleyerek sisteme girmesidir. Yani 15 binde kalan 500 sayı ciddi bir sayı değil. Biz biliyorsunuz bu tip geçiş dönemlerinde önce ikna yöntemini kullanıyoruz. Birkaç defa arıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Ama en sonunda hayır kardeşim ben odayı tanımam, bu sisteme girmem diyorsa kusura bakmasınlar, meslek yasasının amir hükümleri ortadadır. Şimdi bakın arkadaşlar, bugüne kadar yaptığınız en büyük eleştiri neydi biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı tarifenin yetersiz olması. Öyle mi arkadaşlar? Düşük olduğunu ifade ettiniz onlarca defa. Şimdi şöyle bir eleştiri getiriyorlar meslek mensupları. İlk defa bu yazılıma girip ücret hesaplaması yapıyorlar. Ücret yüksek çıkıyor. Ben bu ücreti nasıl alacağım diye veryansın ediyorlar. Arkadaşlar ikisinden biri yanlış. Doğru olan bu yazılımı yaptığı hesaplamadır. Aslında meslek örgütümüzün asıl nihai hedefi zaman endeksi ücret tarifesi sevgili arkadaşlarım. Zaman endeksi ücret tarifesi hem kapasiteyi, hem alın terimizi, hem göz nurumuzu en iyi şekilde ortaya koyacak olan bir çalışmadır. Bu boyutta bunun sonuçlarını birlikte alacağız. Her yıl binlerce lirayı sokağa attığımızı biliyorsunuz arkadaşlarım. Yıl sonu geliyor, parayı alamıyoruz, müşteri bırakıyoruz. Ama bu yazılım sayesinde önümüzdeki süreçte meslek yasası çok açıktır. Bir önceki meslek mevzu ücretini ödemeden iş alınması meslek hukukuna aykırıdır. Burada yönetim adına şu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu konuda ısrar eden arkadaşlar yasal haklarımda ise sonuna kadar işleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bir diğer konu hizmet kalite meslek kararı. Şimdi bakın zaman zaman Maliye Bakanlığı da şunu tartışıyor. Diyor ki meslek mensubunun müşteri sayısını sınırlayalım. Burada değerli hocalarım var. Dünyanın hiçbirinde sevgili arkadaşlar bir meslek mensubunun müşteri sayısının sınırlanması söz konusu değildir. Ama ne vardır? Ürettiği hizmeti kontrol ederek kapasite kendinden ortaya çıkacaktır. Gerek zamanı endeksi ücret tarifesi, gerek hizmet kalite meslek kararı bu yola giden önemli bir adımdır. 2016 yılında bu meslek kararı da haksız rekabet gibi yürümeye yoluna devam edecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu kürsüden belki yüzlerce defa söyledim, bıkmadan usamadığını söylemeye devam edeceğim. Bu meslek bir masa bir sandalye mesleği değildir sevgili arkadaşlarım. Artık tek başınıza bu işi götürme şansınız yok. Tek bir yol var. Rakipleriniz bugün tek bir çeşit ürün satarak iş yapmıyorlar. Sadece
muhasebe tutmakla, finansal tabloyu düzenlemekle bu mesleği sürdürme şansımız yoktur. Bu meslekte yapmamız gereken şey güçleri birleşip ortakları kurup bir yandan defter tutan, finansal tabloyu düzenleyen, bir tarafta denetleyen ama bir tarafta bu ülkenin en çok ihtiyacı olan konu uzmanlıklar konusudur sevgili arkadaşlarım. Bu olmazsa olmaz. Bunun zor olduğunu biliyoruz. Kafalarda bu değişimin, bu ortaklık kültürünün zor oluşacağını biliyoruz. Ama buna ayak uyduranlar yoluna devam edecektir. Ayak uyduramayanlar, üzülerek söylüyorum, onlarca defa söyledim, elenip gideceklerdir. Ama inancım şu, yeniliğe açık olan bu camia mutlaka bu değişimi de görecektir. Hızla ayak uyduracakları konusunda en ufak endişem yok. Artık bunları yapacağız, edeceğiz demiyorum. Çünkü kurumsallaşma ilgili İSPO'nun ciddi bir altyapısı vardır. Yeter ki beyinlerimizde ben bu işi yapacağım deyin. Oda olarak size her türlü hizmette yanınızda olduğunuzu belirtmek istiyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Birkaç konuya değinip konuşmamı tamamlayacağım. Şimdi bir imza kampanyası konusu var arkadaşlar. 23 bin kişi. Hatırlarsanız bu imza kampanyasında sorunlarımızı ortaya koyduk. Size soruyorum. Bu sorunlar sizin sorununuz değil mi sevgili arkadaşlarım? Soruyorum size ya. Oradaki geçici verginin son dönem ortadan kalkması, her sene Maliye Bakanlığı'nın kapısında beyan sürelerini uzat dememiz başta olmak üzere. Alın arkadaşlar, düzeltin diyoruz bunu. Sizden ricam şu. Buradan çıkıp imza atmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen imza kampanyasına destek verin. 1 Kasım'dan sonra, seçimlerden sonra siyasi iktidar oluştuğunda, yeni Maliye Bakanlığı oluştuğunda bizim elimizi güçlendirin sevgili arkadaşlarım. Yani 95 bin kişi 50 bin imza atması başka bir şey, 23 bin imza atması başka bir şey. Atın imzayı, bakın masaya nasıl yumruk vuruluyor, nasıl akalınıyor hep birlikte göreceğiz. Ben tüm arkadaşlarımı bu işin bir grup siyaseti olarak değil, bir meslek siyaseti olarak görmelerini ve sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu imza kampanyalarının devamı gelecek. Bunlardan bir tanesi gözetim kurumu. Şimdi tabii 15'ini dolduran arkadaşlarımız bu eğitime katıldılar. Biraz önce dışarıda hocalarımızla da konuşuyoruz. İşte uluslararası sürece gidiyorlar, geliyorlar. Aslında hemen hemen her ülkenin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Ama sevgili arkadaşlar, herkes kendi işini yapması gerekli olduğunu inanıyoruz. Yani kamu gözetim kurumu asli görevi, bu bir kavga değil arkadaşlar. Bu bir bilimsel bir yaklaşımdır. Bu bir inançtır. Diyoruz ki gözetim kurumu otursun, gözetlesin. Yani denetim yapan insanların işini gözetlesin sevgili arkadaşlarım. Ey kurum, senin lisanslama işin değil. Disiplin olayı senin işin değil. Hele hele bakın her yerde söylüyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu mesleği tercih eden gençlere 4 yıl üniversite bitirip staja başlama sınavına girip 3 yıl staj yapıp yeterlik sınavı veren gençlere tekrar sınav hakkı yanlıştır sevgili arkadaşlarım. Gelin 15'ini dolduranlar, bu lisansı veren arkadaşlarım, bu mücadeleye destek verin sevgili arkadaşlarım. Desteğe var mısınız sevgili arkadaşlar? Merak etmeyin, bu sesi herkes duyuyor arkadaşlar. Bunu konuşa 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 konuşa, dile getire getire bu taşlar yerlerine oturacaktır. En ufak şüphem yok. Ben son olarak 29 Ekim'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 29 Ekim aslında bugün burada şu eğitim salonunda kadın erkek bir arada oturabiliyorsak, sokakta birbirimize merhaba diyebiliyorsak, hoşgörü içerisinde yaşayabiliyorsak, insanların inançlarına saygı duyabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal ve arkadaşları kurmuşlardır. İnsan haklarına, barışa, laikliğe, bu ülkenin
birlik ve beraberliğinde yanı olan tüm herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sandalye ilavesi yapıyor arkadaşlarımız. Birkaç dakika içerisinde bu merdivenlerin olduğu bölüme birer sıra sandalye konacak. Aralarda da tek tük boşluklar var arkadaşlar. Onları da değerlendirirseniz iyi olur. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi seminerimizde çok değerli konuşmacılarımız, hocalarımız, eğitmen arkadaşlarımız var. Ben önce oturumlarımızı yönetmek üzere Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal İbiş hocamızı oturuma davet ediyorum. Yine Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Özgür Çatıkkaş. Buyurun hocam. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Bahadır. Buyurun hocam. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Çanakçıoğlu. Buyurun hocam. İstanbul Mali Müşavirler Odası TESMER Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu. Buyurun hocam. Hepsi meslek mevzu bu. Evet. Başkanımız bir uyarı yapıyor. Evet, hepsi de meslek mensubu aynı zamanda. Yine eğitmen arkadaşımız Halim Bursalı. Onu da davet ediyorum. Bir küçük hatırlatma yapıyorum. Hepiniz artık bu seminerin formatını biliyorsunuz. Ancak bugün gerçekten çok büyük bir ilgi var, kalabalık var. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ancak bununla ilgili bir masa oluşturduk. Sorularınızı arada yazılı olarak hangi konuşmacıya sorduğunuzu da belirterek yan taraftaki masaya iletirseniz arkadaşlarımız o soruları konuşmacılara göre, konularına göre tasnif edip hocalarımıza, eğitmenlerimize iletecekler. Bunu sizden rica ediyoruz. Mutlaka yazılı olarak sorularınızı sorun. Ben tekrar seminerin başarılı geçeceğine inanıyor. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Ben şahsım, hocalarım ve bu masada oturan meslek mensupları adına öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sayın İSMO Başkanım, TÜRMOP Genel Sekreterim, İSMO Sekreterim, kurul üyeleri, çok değerli İSMO TESMER eğitmenleri, çok kıymetli meslek mensupları, bu seminerin bugün sunum haline getirilmesi bir süreçti. Yaz konuşuldu, yaz çok sıcak geçti. Sayın Arıkan, İSMO Başkanımız, dedi ki, şu anda Maliye Bakanlığı işletmelerde usul denetimleri yapıyor. Bizim meslek mensuplarımızı bu konuda güçlendirmemiz lazım. Ya da kendi deyişleriyle kapımızın önünü bir temizlememiz lazım. Bununla ilgili bir eğitim çalışması yapalım. Ama bu çalışmada
biraz farklı olsun, hem akademisyenler olsun, hem de uygulamada olan meslek mensupları olsun. Bu masada sağımda gördüğünüz akademisyenler, solumda gördüğünüz akademisyenler ve sağımda gördüğünüz meslek mensupları bu şekilde bir araya geldi. Ve biz Temmuz ayının başıydı, bir toplantı yaptık kendi aramızda. Usul denetimlere nedir, kapsamı nedir? Literatüre baktığımızda bununla ilgili yazılmış bir kitap, bir araştırma, bir tez maalesef biz rastlayamadık. Döndük, Maliye Bakanlığı'ndan sorguladık. Sizin yaptığınız bir çalışma var mı usul denetimleriyle ilgili? Maalesef onlardan da özellikle bu alanda yapılmış bir çalışma olmadığını gördük. O zaman şunu yapmamız gerekiyordu. Kendi aramızdaki toplantıda kapsamı biz belirleyecektik. Usul denetimleri kapsamına ne girer? Bunu biz belirleyecektik. Bunu belirlerken de özellikle Nevzat Pamukçu ve Halim Bursalı sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Onların evet, onların yardımlarıyla birlikte biz diğer meslek mensuplarından da destek alarak kendi akademik birikimimizle bir araya getirerek böyle bir çalışmayı ortaya çıkarttık. Şimdi çalışma diyorum çünkü burada size sunum yapacak arkadaşlarım bu sunumların yanında bu eğitimlerde usul denetimi veya incelemeleri eğitiminde size bir eğitim kitabı ya da işletmelerde vergi denetimi ve muhasebe uygulamaları adını taşıyan kapsamlı bir kitap çalıştık. Bir eğitim materyali çalıştık. Bu eğitim materyali göreceksiniz son derece kapsamlıdır. Bu daha önce TESMED'in yaptığı eğitimlerde uyguladığı bir modeldir. Ve biz bunu yaptık. Temmuz ayından başlayarak Ağustos, Eylül ayında TESMED eğitmenleriyle birlikte bir araya gelerek İğneada'da 2 günlük eğiticilerin eğitimini yaptık. Oradan da aldığımız sonuçları bir daha gözden geçirip eğitim materyalini tamamladık. Yani bu eğitimlere bugün sunumu yapılacak ve materyali hazırlanan bu eğitimlere katıldığınız takdirde İSMO TESMED'in eğitmenleri sizlere bu eğitimi verecek ama bu eğitimle birlikte hazırlanan kitabı da alacaksınız ki kitap son derece kapsamlı. O kapsamın oluşturulmasında tekrar ediyorum biz tecrübelerimiz artı yaptığımız görüşmeler sonucunda usul denetimlerinde en çok ne irdeleniyor onlara baktık, onları öne çıkartmaya çalıştık. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar rezervasyon yaptıran sayıdan tabii daha fazla bilgi var. Biz buraya gelen arkadaşlarımızı mümkün olduğu kadar geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çünkü rezervasyon yaptırıp gelmeyenler de var. Boş salonlara da kalmak zorunda kalıyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz ama öncelikle bizim burada bulunan ilçe temsilcilerimiz veya yardımcısı arkadaşlarımız veya kurul üyesi arkadaşlarımız onlardan anlayış bekliyoruz. Onlar nasıl olsa evet lütfen eğer onların boşaltmış oldukları yerlere ayakta kalan arkadaşlarımız oturursa ve o araya sandalye koymayalım. Yol boyuna sadece tek sıra koyalım merdivenlere. Yol o zaman sanıyorum yetişecek. Evet, epey bir boşluk oldu arkadaşlar. Yukarıdaki arkadaşlarımız da boşluktaki yerleri doldursunlar. Bu seminerler böyle olacak. Hatırlayın arkadaşlar, bir enflasyon düzeltmesi olmuştu. Yine burada yapmıştık. İş kulelerinde yapmıştık. Sahne de dolmuştu. Böyle bir ilgi var. Katılımınız için ne olursa olsun biz teşekkür ediyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz lütfen. Hepimiz meslektaşız. Evet arkadaşlar.
hocam, özür dilerim. Evet, safları sıklaştıralım. Efendim, önce ilginize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu yapılan işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Onun da teyididir. Ama şunu söyleyeyim. Bu TESMER eğitimleri, bugün başlayan TESMER eğitimleri ilçelerde devam edecek, eğitmenlerle devam edecek. Burada yapılan sunum bir materyalle birlikte, çok daha kapsamlı materyalle birlikte ilçelerde yapılacak. Onun için telaşlanmaya hiç gerekli tedbir alınmıştır. Onu ben biliyorum. Evet, şunu söyleyeyim. Son olarak sunumlara geçmeden önce, efendim, uluslararasını izliyoruz. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bugün bir muhasebecinin muhasebecilik mesleğine sürdürebilmesi, devam edebilmesi için 3 yılda 120 saatlik ya da 120 kredilik bir eğitimi mecbur kılıyor. Türkiye'de henüz zorunlu eğitim dediğimiz bu uygulamaya geçilmedi. Ancak şunu görüyorum ki bu büyük bir memnuniyet. Bugün buradaki ilgi de bunu gösteriyor. Bizim meslek mensuplarımız, İSMO üyeleri, TÜRMOP üyeleri, diğer odalarımızın üyeleri, anlıyorum ki herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen İFAN koydu, uluslararasında geçerli olan bu şartı gönüllülük esasıyla yapıyor. Bu da bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Şimdi şöyle bir usul izleyeceğiz. Burada biraz sonra bu çalışma grubundaki her bir arkadaşım, meslek mensubu ve akademisyen arkadaşlarım kürsüye çıkacaklar. Kendi çalıştıkları bölümlerle ilgili size bir sunum yapacaklar. İlk Nevzat Pamukçu'yu alacağız. Usul incelemelerini söyleyecek. Evet, bu hazırladığımız usul denetimle ilgili hazırladığımız kitap eğitime gelen her bir meslek mensubuna verilecektir. Eğitime gelmeyenler onları internetten alacaklar. Onu da bir not olarak ben bu arada iletmiş olayım. Evet, Nevzat Pamukçu usul incelemeleri konusunda konuşacak. Ardından Halim Bursalı, o usul incelemeleri ya da denetimleri yapılırken, yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bize onları anlatacak. Ardından yardım doçent doktor Mustafa Çanakçıoğlu hoca çıkacak. Yine usul incelemesine kimler giriyor, hangi kriterlere göre, bizimle onları paylaşacak ve dönem varlıklarla ilgili usul incelemelerinde öne çıkan konuları ele alacaklar. Takiben doçent doktor Oğuzhan Bahadır hocam çıkacak. Duran varlıkları, gelir tablosu hesaplarını ve maliyet hesaplarını, yine bu denetimlerde ya da incelemelerde öne çıkan konularını ele alacak. Son olarak doçent doktor Özgür Çatıkkaş hoca gelecek. Bize yabancı kaynaklar ve öz kaynak hesaplarıyla ilgili bu denetimlerde öne çıkan konular nelerdir, onları bizimle paylaşacak. Bu sunumlar bittikten sonra size girişte dağıtılan soru kağıtları var. Siz şu anda veya sunumlar yapılırken veya arada kime hangi soruyu sormak istiyorsanız sorunuzu yazacaksınız ve sol tarafımda, benim sol tarafımda, sizlerin sağ tarafında bir masa var. Orada Murat, Ceyhan ve Süheyla arkadaşım sizden bunları toplayacaklar. Bize verecekler. Arada, en geç araya kadar ya da aradan sonra içeri girince teslim etmeniz lazım. Biz yaklaşık 3.30 gibi bir ara vereceğiz. Bir kahve arası. Bu arada bütün sorular toplanmış olacak. Tekrar buraya döneceğiz. Sizler de salona geleceksiniz. Sizin sorularınızı cevaplandıracağız. Her bir hocam, meslek mensubu arkadaşım sizin sorularınızı cevaplandıracak. Ve tahminen 5 gibi bu semineri tamamlamış olacağız. Şimdi ben ilk sözü Nevzat Pamukçu'ya bırakmak istiyorum ama
O kürsüye giderken de, bilmiyorum kürsüden konuşacaksınız herhalde. Kürsüye giderken de tanıyorsunuz ama ben yine kısaca bir tanıtmak istiyorum. Nevzat Pamukçu, 1956 Tekirdağ Çorlu doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun. Çalışma hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak Bahçeli Evler'de devam etmekte. İSMO Odası Eminönü İlçe Temsilciliği, Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği Derneği Eminönü Şubesi Genel Sekreterliği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi, İSMO Tesmer Eğitmeni, Tesmer İstanbul Şube Başkan Yardımcısı, mesleki alanda bir kitap, 6 makalesi yayınlanmış, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ben ilk sözü Sayın Pamukçu'ya bırakıyorum. Buyurun Sayın Pamukçu, söz sizin. Sayın Başkanı Sayın Yahya Arıkan, TÜRMOP'un Sayın Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, sevgili eğitmen dostlarım ve siz değerli meslek mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasanın 70. maddesi, kişilerin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutmuştur. Vergi, resim ve araçlar kanunda koyulur, kanunla değiştirilir ve kanunla tartışılır. Muafiyet ve istisnalarla ilgili olan hükümler ise oranların değişmesi, Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu yetkiyi istinaden değiştirilebilmektedir. Vergi incelemeleriyle ilgili usuller ise Vergi Sürü Kanunu'nun 134 ve mütakip maddelerinde gerçekleşmektir. Bu maddeye istinaden, Vergi Sürü Kanunu'nun 134. maddesine istinaden ödenmesi gereken vergilerin doğruluğun saptanması ile vergi incelemeleri yapılmaktadır. Ödenmesi gereken verginin doğruların saptanması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2011 takvim yılında 16.267, 2012 takvim yılında 46.835, 2013 takvim yılında 73.286, 2014 takvim yılında 65.063 vergi mükellefi üzerinde usul ve vergi incelemeleri yapmışlardır. 1.1.2016 tarihine itibaren e-fatura mükellef sayısının 50.000. Yine 1.1.2016 tarihine itibaren e-fatura kullanıcı sayısının ise 40.000 olacağını düşünürsek artacak olan vergi incelemelerine bir anda göz atmak gerekir. 1.1.2015 tarihine itibaren uygulamaya konulan e-defterle ilgili olaraktan ise vergi incelemeleri elektronik ortamda yapılacaktır. Yapılan rakamlara baktığımız zamanlarda ise Mali Dairenin denetime bakış açısı belge üzerinden değerlendirmektir. Yani belgenin alışından itibaren satışına kadar ki geçen sürenin fire ve zayiat oranlarının ve tahsilat oranlarının izlenebilmiş olduğu bir vergi inceleme sistemine doğru girilmektedir. Vergi incelemesine yetkili olanlar ise Vergi Sürü Kanunu'nun 135. maddesinde sayılmıştır. Vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, mal müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri ile gelir idaresi başkanlığının taşra ve merkezinde görevli bulunan ve müdür kadrosuna sahip olan kişilerin vergi incelemesine yetkili olduğunu görmekteyiz. Bunların dışındaki yapmış olduğu raporlar ve vergi incelemesi vergi mantığına ve vergi ziyanı neden olmayacağından dolayı kabul görmemektedir. Bunu somut bir örnekle açıklamak gerekirse, bir iş müfettişinin düzenlemiş olduğu dayatı raporu esnaden vergi ziyanı cezası kesilememektir. Ancak ne var ki, bu raporda tespit edilen usuller vergi incelemeye yetkili kişiler tarafından tekrardan incelendiği takdirde cezalı tarhiyat yapılması yine mümkündür. Vergi incelemelerinde ise zaman aşımı içinde bulunduğumuz ay başından başlamak itibariyle 5 yıl olaraktan sınırlıdır. Daha önce incelenmiş bulunan takvim dönemi, daha önce incelemeye tabi tutulmuş olan bir vergi türü tekrardan inceleme yapılmasına müsaittir. Bununla ilgili şans vardır. Karşılık inceleme tutanakları bir inceleme anlamında ne gelmemelidir. İnceleme esas itibariyle mükellefin iş yerinde yapılmasıdır.
iş yerinin müsait olmaması durumunda vergi inceleme elemanının ofisinde de vergi incelemesi yapmak mümkündür. Şayet vergi incelemeleri vergi inceleme memurunun ofisinde yapılacaksa bu bir tutanakla, gözaltına tutanakla tespit edilir ve tutanak tespit edildikten sonrasında vergi incelemesine yetkili olan kişi incelenecek olan defter ve belgeleri mükelleften yazılı olarak istemek durumundadır. Hayat tesadüflerle dolu olmuş olsa bile ama bundan sonraki vergi incelemeleri hiçbir zaman için tesadüflere bağlı kalmayacaktır. Çünkü mali idare vergi incelemeleri ilgili olaraktan risk analiz modelini seçmiştir. Bununla ilgili olaraktan bir bilgi havuzu oluşturmaktadır. Mali idarenin bilgi havuzunda elektronik ortamda vermiş bulunduğumuz bilanço ve gelir tabloları, kesin mizan verileri, e-beyanname ile ilgili yapmış bulunduğumuz tüm beyannameler, belge alış ve belge satış bilgileri, yine elektronik ortamda yapmak zorunda olmuş olduğumuz tahsilat ve tebliğler, ilişkili kişilerin kurum veya beyanları vergi havuzunda ilgili olaraktan doneli oluşturmaktadır. Bu vergi havuzunda ilgili muhasebe hesap analizleri, alış ve satışla ilgili kazançlar, örtülü kazanç ve örtülü sermaye analizleri yapmak mümkündür. Gider fazlalıkların neler olduğu tespit etmek yine mümkündür. Yanıltıcı ve hatalı beyan oldukları yine bu yapılan analizler sonunda tespit etmek yine mümkündür. Acaba ben incelemeye alınır mıyım? Yine kasa hesabının bakiyesi yüksekse, kasa hesabı ile ilgili olaraktan iş hacimleri yüksekse, ortaklar cari hesabının sadece bakiyesi değil, kümülatif rakamları da yüksekse, sürekli olaraktan devreden katma değer vergisi mevcutsa, sürekli olaraktan zarar beyan ediliyorsa, gayri safi karlılık sektör ortalamasının altında kalıyorsa ve bununla ilgili kurumlar vergisi ve gelir vergisi istisna vanfiyetlerinden faydalandıysanız her gün için incelemeye tabi tutulabilirsiniz. Şayet bütün bu olumsuzluklar olmasa da inceleme hakkı ve vergi denetim kurulu tarafından her zaman için müktesef hak olaraktan kalacaktır. Vergi incelemesine başlama öncelikle vergi inceleme başlama tutanağı ile başlar. Mükellef bu tutanağı imzalamaktan imtina edebilir. Vergi inceleme tutanağı 3 örnek olaraktan düzenlenmektedir. Birinci örneğe mükellefe, ikinci örneğe bağlı bulunmuş olduğu vergi dairesine, üçüncüsü ise vergi denetim kuruluna yapar. Şayet mükellef vergi inceleme tutanağını imzalamaktan imtina ettiği takdirde vergi inceleme müdür memurunun göndermiş olduğu vergi dairesine göndermiş olduğu nüshası vergi dairesinin teslim almış olduğu tarih işe başlama olaraktan kabul edilmektedir. Yine vergi inceleme tutanağında ise kimin hangi şekilde inceleneceğini, hangi dönemin inceleneceğini, neden incelemeye alınacağını, incelemenin konusu yine açıkça yazılmalıdır. Ayrıca tutanağın düzenlenme tarihi ve yeri de bu tutanakta yer almaktadır. Vergi incelemeleri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi tam inceleme, ikincisi ise sınırlı incelemedir. Tam inceleme tüm vergi yasalarında ilgili vergi ziyanına neden olan konuların tamamının incelenmesidir. Sınırlı inceleme ise genel anlamda usul incelemelerini kapsamaktadır. Tam inceleme ile ilgili zaman bir takvim bir yıl, sınırlı incelemedeki süre ise 6 aydır. Vergi inceleme elemanı istediği takdirde incelemeyi yetiştiremediği takdirde 6 aylık ek süre isteme şansına yine sahiptir. Mükellef vergi incelemesinin iş yerinde yapılıyorsa mesai saatlerine özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Vergi inceleme memuru mesai saatlerinin dışında bir inceleme yapmak istiyorsa mükellef dairesinde bundan yazılı olaraktan izin almak zorundadır. Şayet yine inceleme mükellefin iş yerinde yapılıyorsa mükellefin kurumsal kimliğine, çalışma usulü ve esaslarına herhangi bir zarar vermeyecek şekilde özen gösterilmesi gerekmektedir. Vergi müfettişleri verginin doğruluğunu saptamak adına çoğu zaman aramalı incelemeler de yapılabilirler. Vergi ve inceleme elemanın aramalı inceleme yapılabilmesi için öncelikle mahkemeden izin alması gerekmektedir.
Vergi inceleme memuru mahkemeye müracaat edecek, izni alacak ve ancak mahkeme kararını ibraz etmek kaydıyla aramalı inceleme yapmana sahip olabilecektir. Aramalı inceleme sırasında aramayı yapacak olan kişilerin kimlik ibrazı, arama noktasının mahkeme kararının bir sureti arada vergi mükellefine teslim edilmek durumundadır. Arama sırasında ele konulacak olan defter ve belgeler ve CD'lerle ilgili görüntüleme araçları ile ilgili herhangi bir bozulmanın meydana gelmemesi için backup'ların alınması izni isteyebilir. Yine arama neticesinde toplanan belgelerin çuvallara doldurulması ve neticesinde inceleme yapılacak olan kişinin çuvalların açılması gerekmektedir. Daha sonrasında ise vergi inceleme bittikten sonrasında incelemenin vergi yasalarına, tebliğlere, sülkülere ve mükellef nezdinde olan özelgelere uygun olup olmadığına ilgili vergi değerleme komisyonu kurulmuştur. Vergi inceleme elemanı yazmış olduğu raporu vergi değerleme komisyonuna götürür. Komisyon bu çalışmasını 60 gün içinde tamamlamak durumundadır. Vergi değerleme komisyonuna gerek vergi inceleme memuru gerekse mükellef kendisini dinleme hakkını yazılı olaraktan talep etmektedir. Bu taleple ilgili olaraktan herhangi bir usul veya açıklama bulunmuş olmamakla beraber dinleme taleplerinin yazılı olaraktan yapılması kanaatindeyiz. Vergi incelemesi sırasında tutanakları da vergi mükellefinin imzalamama yetkisi vardır. Şayet tutulan tutanaklarda mükellef imzalamadığı takdirde vergi ve cezalar kesinleşene kadar vergi inceleme elemanı defter ve belgeleri mükellefe teslim etmemektedirler. Yine inceleme bittikten sonrasında müktesep hak olaraktan tarhiyat öncesi uzlaşmanın talep edip edilmediğini vergi inceleme elemanı incelenen mükellefe sormak ve bununla ilgili de teyidini tutanağa yazmak durumundadır. Vergi incelemesinin bittiği takdirde ise yine vergi incelemesinin bittiğini yazılı olaraktan vergi inceleme elemanı incelenen mükellefe değerlerine göndermek durumundadır. Vergi incelemesi sırasında meslek mensuplarıyla ilgili de yanında bilgi alabilir, onlara nizahat edebilir. Her zaman olduğu gibi ben de sözlerimi bir temenniyle bitirmek istiyorum. Gelecekle ilgili bildiğimiz tek şey geleceğin bugünden daha farklı olacağıdır. Gelecekle ilgili tüm umutlarının gerçekleşmesini diliyor, saygılar sunuyorum. Sayın Pamukçu bize mükellef hakları, vergi incelemelerinde mükellef hakları konusunda özet, kendi çalışmasının özetini sundu adeta. Yayınlanacak kitapta, eğitimlerde size dağıtılacak kitapta bunun çok kapsamlı biçimini bulacaksınız. Şimdi bu konunun devamı niteliğinde Halim Bursalı arkadaşımızın yaptığı bir çalışma var. Sunum olarak size takdim edecek. Vergi incelemesi sırasında, vergi incelemesi sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Meslek mensubu olarak incelemeye alındınız. Öncesi, sırası, sonrası. Bu konuda bize sunum yapacaklar. Ben kısaca kendilerini de tanıtayım. Tanıyorsunuzdur ama Halim Bursalı 1963 İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Şu anda Hasan Polatkan Üniversitesi'nde yüksek lisans programına devam ediyor. 2003 yılından itibaren İSMO Tesmer eğitmeni olarak görev yapıyor. Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği Derneği Fatih Şubesi iki dönem başkanlık yapmış. Halen Fatih ilçe temsilcisi, evli ve bir çocuk babası. Söz sizin Halim Bey. Buyurun lütfen. Odamızın saygıdeğer yöneticileri, çok değerli hocalarım, çok değerli eğitmen arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım. Ben de öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir meslektaşınız olarak sizlerin karşısında konuşma fırsatı bulduğum için de son derece mutluyum.
Değerli meslektaşlarım, bir devletin varlığı kendisine vergi veren bir halkın mevcudiyetiyle mümkündür. Vergi almadan, vergi vermeden devlete bağlı toplumsal hayattan söz edilmesi mümkün değildir. Yeterli verginin toplanabilmesi için de tabii ki uygun bir vergi sisteminin olması gerekir. Bugün vergi müfettişleri ben yazayım, mükellef gitsin hakkını mahkemede arasın diye bir tutum içerisinde o anlayışa sahipler. Aslında vergi müfettişlerinin mahkeme dahil yazmış oldukları raporlar için bir performans derecelendirilmesi yapılsa ve kaybedilen mahkemelerde kaybedilen raporlarıyla ilgili onların puanlarından bir indirim yapılsa yersiz yere mükellefler vergi kapılarına gitmemiş olacaklardır. Vergi müfettişleri bir taraftan mükellefin hatalarından, yanlışlarından dolayı onların adına vergi salarken yine yanlışlıkla daha fazla vergi vermelerine neden olan hususları da raporlarında yer vererek onların müktesap haklarını korumaları gerektiğini düşünüyoruz. Vergi sistemi aynı zamanda hukuka ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Vergi incelemesi asla siyasallaşmamalı, hatta ekonomik menfaatler uğrunda da kullanılmamalıdır. Böyle olduğu zaman hukukun kuvvetinin azaldığı yerde de tabii ki kuvvetlinin hukuku geçerli olacaktır. Vergi incelemesi hepinizin bildiği gibi aslında mükellefin kimyasını bozar. Onu bozduğu gibi biz meslek mensuplarımızın da hem fiziksel hem de beyinsel olarak yorulmasına sebebiyet verir. Vergi incelemesinin sonucunda iki durumla karşılaşılır. Çok nadir olarak mükellef nezdinde herhangi bir usul hatası veya ek vergi salınmasını gerektirecek bir durumla karşılaşılmaz. Ama yaygın olarak kesinlikle ve kesinlikle mükellefin adına ya ceza kesiliyor ya bir usul hatasından dolayı yaptırımda karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda 2014 yılında 65.063 adet mükellef incelenmiş. Bunun sonucunda 181.561 adet rapor yazılmış. Bu yazılan raporların neticesinde 7 milyar 990 milyon vergi tahrı söz konusu, 16 milyar 692 milyon da vergi cezası kesilmiş durumda. Kendisine vergi ve ceza salınan mükellef ya gidecek bunu dava konusu yapacaktır bu külfetten kurtulmak için ya da dava riski almaksızın bir kısımdan kurtulmak içerisinde uzlaşma yolunu tercih edecektir. Uzlaşma dava riski almak istemeyen mükellefler için bulunmuş bir orta yol. Vergi sistemimizde uzlaşma iki model vardır. Bunların bir tanesi mükellefin adına herhangi bir vergi ve ceza salınmadan önce tarihat öncesi uzlaşma diye isimlendirdiğimiz model. Diğeri ise vergi ve cezalar salındıktan sonra tarihat sonrası uzlaşma modeli. Şimdi şuna bir karar verilmesi gerekiyor. Acaba biz mükellef olarak tarihat öncesi uzlaşma mı talep edelim yoksa tarihat sonrası uzlaşma mı talep edelim? Piyasada yaygın kanaat tarihat öncesi uzlaşmanın daha yaygın olduğu, buradaki indirim marjının daha geniş olduğu yönündedir. Çünkü tarihat sonrası uzlaşmada komisyonların belli bir tutarsal yetkileriyle sınırlandırılmıştır. Ama tarihat öncesi uzlaşmada böyle bir sınırlama söz konusu olmadığından mükellefler genelde tarihat öncesi uzlaşmayı tercih etmektedir. Tarihat öncesi uzlaşmanın konusuna giren vergiler ve cezalar kendisine inceleme esasında düzenlenen, salınan vergi, ceza ve resim haçlar, ayrıca bunlar üzerinden düzenlenen vergi ziyaret cezası, özel usul cezası ve usul cezalarını kapsıyor. Unutmadan söyleyeyim, vergi inceleme elemanlarının dışında düzenlenen mükerrer 355. madde kapsamında düzenlenen özel usul cezaları tarihat öncesi uzlaşmanın kapsamına girmezler. Bir de 359. madde kapsamında kaçakçılık neticesinde salınan vergiler ve bu suça iştirak edenlerle ilgili düzenlenen vergiler ve cezalar
tarihat öncesi uzlaşma kapsamına girmezler. Tarihat öncesi uzlaşma için başvuru, inceleme tutanağının düzenlenene kadar her zaman mükellef tarafından talep edilebilir. En son inceleme tutanağı hangi tarihte imzalanacaksa o tarihe kadar tarihat öncesi uzlaşma talebi söz konusu. Tarihat öncesi uzlaşma incelemeyi yapanlar tarafından yazılı olarak talep edilirse o zaman mükellef tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu talebini inceleme elemanına sunması gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Eğer incelenen dönem tarz zaman aşımına 3 ay kalan bir dönemde tamamlanıyor ise vergi inceleme elemanları tarihat öncesi uzlaşma talebini mükellefe iletmezler. Burada biz meslek mensupları olarak ya tutanağa kendi talebimizi yaptırmalıyız mutlaka, aksi takdirde bunu ya da şunu yapmamız gerekiyor. Eğer vergi inceleme elemanı tutanakta bizim talebimizi yazmazsa bir dilekçe ile vergi inceleme elemanının bağlı olduğu grup müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor en son tutanağın imzalandığı tarihe kadar. Tarihat öncesi uzlaşma neticesinde ya üzerinde uzlaşma sarılan konular vergiler için artık dava açılamaz. Yine vergi kanunundaki diğer indirim ve yararlanılamaz. Ayrıca tarihat uzlaşma sağlanamazsa tarihat öncesi uzlaşmadan yararlanamayan mükellef tarihat sonrası uzlaşmadan da yararlanamaz. Yani mükellef olarak tarihat öncesi uzlaşma veya tarihat sonrası uzlaşmadan sadece birisine başvurabiliyoruz. Birisine başvurduğumuzda diğerinden faydalanma şansımız söz konusu değil. Yine tarihat öncesi uzlaşmada uzlaşma sağlanamaz ise ne yapıyor vergi müfettişi? Raporunu vergi dairesine gönderiyor. Vergi dairesi de salınacak olan vergileri ve cezalar için vergi inceleme raporuna dayanaraktan vergi ceza ihbarnamesini düzenleniyor. Bu tarihten tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ya dava açacağız veya bize talep edilen son teklif edilen tutar üzerinden uzlaşmak istediğimize yönelik bir kararımız varsa da bunu bir dilekçeyle vergi dairesine başvurarak uzlaşmadan faydalanabiliyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken hususların başında şu geliyor. Biliyorsunuz uzlaşma komisyonlarının toplantısında bize teklif edilen bu nihai indirilmiş tutar eğer tutanakta yer almamışsa daha sonra uzlaşma talebimizde bu biraz sıkıntı yaratmakta. Bu hususu ya tutanakta yazmamız gerekiyor ya da bu toplantıyı başka bir tarihe ertelemeyi tavsiye ediyoruz. Süreç nasıl işliyor? Tarihat öncesi uzlaşma, eğer uzlaşılamamışsa vergi dairesi tarafından uzlaşma öncesi ya da raporun içerisinde yer alan vergi ve cezalar kadar bir ceza tarafımıza tebliğ ediliyor. Bunun için mükellef yargıya başvurabiliyor. Yargı mükellef lehine sonuçlanırsa genelde mutlaka vergi dairesi itiraz ediyor. Yargı mükellef lehine karar verirse vergi inceleme raporu düşüyor. Vergi dairesi itiraz etmezse yine vergi inceleme raporu düşüyor. Yargı mükellefin aleyhine sonuçlanırsa vergi dairesi tarihata başlıyor, tahsilat işlemiyle takibe başlıyor. Mükellef itiraz ederse, yargı mükellefliğine karar verirse yine vergi inceleme raporu düşüyor. Yargı mükellefin aleyhine karar verirse mükellef ödemesini yapıyor. Uzlaşma hasıl olduğu takdirde zaten uzlaşma sonucu ödenmesi gereken vergi ve cezalar tebliğ ediliyor. Mükellef de bunları ödüyor. Bir başka model, inceleme, vergi inceleme sonucunda mükellefin yararlanabileceği model tarihat sonrası uzlaşma. Tarihat sonrası uzlaşmanın konusuna neler giriyor? Yine inceleme sonucunda 359. madde kapsamındaki kaçakçılık nedeniyle düzenlenen 3 kat vergi ziya cezaları hariç, özel usulsüzlük ve usul cezaları hariç, diğer vergi resim harçlar tarihat öncesi uzlaşmanın kapsamına giriyor. Nasıl başvuru yapıyoruz tarihat sonrası uzlaşmaya? Vergi ceza ihbarnamesi tarafımıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir dilekçeyle başvurabiliyoruz. Bu maktup bir dilekçedir. Gerek bakanlığın internet vergi dairesinde, gerekse bizim odamızın web sitesinde bu dilekçe örneği var. Bununla beraber başvurup uzlaşma
tarihat sonrası uzlaşmadan faydalanabiliyoruz. Tarihat sonrası uzlaşmanın sonucunda ya uzlaşma sağlanıyor ki üzerinde uzlaşılan vergiler için artık dava konusu yapamıyoruz, ödemekle karşı kalıyoruz. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde sonuçta komisyon yay teklifini tutanağa yazıyor, bize tebliğ ediliyor. Kalan sürede yani dava açma süresi içerisinde biz komisyonun nihai teklifini kabul ettiğimize dair bir dilekçeyle başvurduğumuz zaman yine uzlaşmadan yararlanabiliyoruz. Eğer dava açma süresi sona ermişse veya 15 günden daha az bir süre kalmış ise tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük bir sürede bu olayı kullanabiliyoruz. Zaman zaman mükellefler uzlaşma komisyonuna başvurmadan önce giderler dava açarlar. Daha sonra da uzlaşma komisyonuna yani bize salınacak olan verginin nihai durumu neye mal oluyor diye merak ederler, başvurabilirler. Böyle bir durumda mahkeme bu davayı görmüyor. Uzlaşma başvurusundan habersiz olup da görürse, bir hüküm verirse bu hüküm vergisi kanununun ek 7. madde kapsamında geçersiz. Uzlaşmanın temin edilememesi 3. sonuç. Burada bir şekilde mükellef toplantıya katılmaması halinde uzlaşma temin edilemediğinden dolayı artık bir daha uzlaşmadan faydalanamıyor. Tek yapacağı iş vergi mahkemesinde dava açmak. Yine adına vergi ve ceza kesilen mükellef vergisi kanununda belirlenen 376. madde kapsamında indirim hakkından yararlanarak vergi borçlarını, cezalarını ödeyebilir. Burada kendisine ceza tebliğ edilen mükellef bir dilekçeyle vadesinde 30 gün içerisinde ödeyeceğini ya da 6183 sayılı am alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunda belirlenen teminatlardan teminat gösterirse vadesinden itibaren 3 ay içerisinde kendisine salınan vergi ziya cezasının birinci seferde yarısını, müteakip durumlarda 1/3'ünü, yine özel üstlük ve üstlük cezalarında cezanın 1/3'ünü indirim konusu yaparak indirim hakkından yararlanabiliyor. Mükellef salınan vergi cezalarla ilgili haklı olduğunu düşünüyorsa dava konusu yapabiliyor. Davalarda bir dilekçeyle başvuruluyor. Başvuracağımız yer ilgili vergi mahkemesi başkanlığı. İlgili vergi mahkemesine başvurmuyorsak herhangi bir vergi mahkemesi başkanlığına da başvurabiliriz. Bölge idare mahkemesine başvurabiliriz. Bunların olmadıkları yerlerde asli hukuk mahkemesine başvurabiliriz. Yurt dışında bulunuyorsak da yabancı konsolosluklar aracılığıyla, Türk konsolosluklar aracılığıyla dava dilekçemizi verebiliriz. Bir şekilde dava dilekçesini yanlış bir merciye vermemiz halinde davamız düşmez. Mahkeme, ilgili mahkemeye bu dava dilekçemizi gönderebiliyor. Yine yetkili yöneticiler tarafından imzalanmamış dilekçe olabiliyor. Belgeler eksik olabiliyor. Bunlarla da ilgili dava talebimiz önce reddediliyor ama ilave olarak verilen 30 gün içerisinde bu eksiklerimizi tamamladığımız takdirde yine davaya devam ediliyor. Yine mükellefin inceleme sonrasında kullanabilecekleri haklardan bir tanesi düzeltme talebi. Burada iki yol var. Bir tanesi mükellefin dava açma süresi içerisinde ilgili merciye düzeltme talebinde bulunması. Diğeri ise dava açma süresinden sonra vergi idaresine düzeltme talebinde bulunması. Eğer biz düzeltme talebi dava açma süresinde yapmış isek dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Vergi dairesi red yazısı verirse veya bizim düzeltmemizi yapmaz ise dava açma süresi içerisinde dava açmamız gerekiyor. Şikayet yoluyla düzeltme talebinde bulunamıyoruz. İkinci yol ise eğer biz dava açma süresini kaçırmış isek vergi idaresine düzeltme talebinde bulunuyoruz. Vergi dairesi bizim düzeltme talebimizi yerine getirmez ise bu kez Maliye Bakanlığı'na, Gelir İdaresi Başkanlığı'na şikayet yoluyla düzeltme hakkımızı kullanıyoruz. Maliye Bakanlığı 60 gün içerisinde bizim başvurumuzu kabul etmez veya daha önceden red ettiğine dair bir yazı gönderirse red yazısının tebliği tarihinden itibaren ya da zımmen kabul etmediğine dair 63. günden itibaren 30 gün içerisinde mükellefin yeniden dava açma hakkı söz konusu. Davaları biliyorsunuz vergi mahkemesinde
süre 30 gün, Danıştay'da 60 gün, ödeme emirlerinde de 7 gün içerisinde dava açmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, vergi incelemeleri esnasında ve başında bizim meslek mensubu olarak sorumluluklarımız söz konusu. Hepinizin bildiği gibi 3568 sayılı yasalı, biz mali müşavirlerle ilgili herhangi bir sorumluluk düzenlenmemiş. Sadece 12. maddesinde yeminli mali müşavirle ilgili bir sorumluluk düzenlenmiş durumda. Serbest muhasebeci mali müşavirliklerin sorumlulukları Vergi Kanunu'ndaki mükerrer 227. maddeyle düzenlenmiştir. Biz meslek mensupları olarak beyannamelerini imzaladığımız mükelleflerin defterdeki kayıtlara ve o kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerle uyumundan sorumluyuz. Hatta işletmenin hacmiyle mütenasip olmayan harcamalarla ilgili de sorumluluğumuz söz konusu. Bizler beyannamesini imzaladığımız mükelleflerin ekindeki ek mali tabloların doğruluğundan, yine dönemin kar zararında hesaplamış olduğumuz kardan, karın da doğruluğundan sorumluyuz. Herhangi bir yevmiye maddesinin toplamını yanlış aktarırken veya herhangi bir hesabı yanlış hesaba kaydederek bir vergi ziyanına sebebiyet vermişsek, burada mükellefle beraber biz de müştereken ve müteselsilen sorumluluğumuz söz konusu. Eğer mükellefinden bizim tarafımıza yöneltilen herhangi bir belgenin doğruluğuna inanmıyor isek, biz mükelleften bunun doğruluğunun ispatını, gerçekliğini istememiz gerekiyor. Mükellefin tarafımıza yapmış olduğu açıklamadan dolayı tatmin olmuyor isek, beyanname verme süresinden önce vergi dairesinde bu konuyla ilgili bilgi verirsek ancak sorumluluktan kurtulmuş oluyoruz. Bir meslek mensubunun hiçbir zaman yapacağı kayıtları belgesiz olarak yapmaması gerekiyor. Kayıtlarımız mutlaka bir belgeye ya da yasal dayanağa dayanması gerekiyor. Belgesiz, kanuni dayanağı olmayan herhangi bir kaydı yapmamamız gerekiyor. Zaman zaman duyuyoruz. İşte mükellef kredi kartıyla satış yapıyor, 108 hesabı çalıştırıyor. Ama 108 hesabı çalıştırmasına rağmen defter ve belgelerde bankalarla ilgili herhangi bir kayıt söz konusu değil. Tabii ki böyle bir durumda biz meslek mensupları olarak sorumluluğumuz söz konusu olacaktır. Vergi incelemelerinde vergi müfettişleri biz meslek mensupları ile ilgili 3 farklı şekilde sorumlu tutulabiliyoruz. Bunların birincisi disiplin yönünden sorumluluğumuz. Yapılan incelemeler sırasında 3568 sayılı yasanın 48. maddesi kapsamında bulunan mesleğin vakar ve onuruna aykırılığı fiil ve hareketlerde bulunanlarla görevlerini yapmayan veya kusurlu yapan meslek mensupları hakkında disiplin yönetmeliği gereğince odamıza vergi müfettişi tarafından şikayette bulunuluyor. Odamız bunu inceliyor, vermiş olduğu kararla ilgili de vergi müfettişi gerekirse üst birliğe itirazda bulunabiliyor. Bununla ilgili bir görüş ve öneri raporu hakkımızda incelemeleme tarafından düzenleniyor. Bir başka sorumluluğumuz mali sorumluluğumuz. Bu da mükerrer 227. madde kapsamında bizim herhangi bir kusurumuz var ise bununla ilgili de hem bizim vergi dairemize hem de mükellefin vergi dairesine bildirilmek üzere hakkımızda bir görüş ve öneri raporu düzenleniyor. Bir başka rapor cezai sorumluluk. Bu da yine Vergi Kanunu'nda bulunan 359. madde kapsamında bir kaçakçılık suçu işlenmişse ve meslek mensubu olarak da bunlara bir iştirakımız söz konusu ise bu da aradaki ilişki vergi müfettişi tarafından ortaya konmuş ise hakkımızda savcılıkta suç duyurusunda bulunulabiliyor. Değerli arkadaşlar, hepsinden önemlisi biliyorsunuz adına vergi ve ceza kesilen mükellefe vergi ceza ihbarnamesi gönderiliyor. Bu vergi ceza ihbarnamesine istinaden mükellef borcunu ödemezse hem meslek mensubuna hem de mükellefe eş zamanlı olarak ödeme emri gönderiliyor. Şimdi vergi ceza ihbarnamesinde dava açma süresi 30 gün. Ama ödeme emrine dava açma süresi 7 gün. Kaldı ki ödeme emrine dava açabilmek için hepinizin bildiği gibi ya bu borcun böyle bir borcun olmadığına, kısmen ödendiğine veya zaman aşımına uğradığına dair ancak itirazlarımız kabul ediliyor. Bir de şunu unutmayalım. Ödeme emrine dava açtıktan sonra haksız çıkıldığı zaman aynı zamanda %10 haksız çıkma tazminatıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani meslek mensubu olarak bizi doğrudan ilgilendirmeyen bir vergi ve cezayla ilgili
sadece ödeme emriyle karşı karşıya kaldığımızda bir itirazımız söz konusu olabiliyor. Evet, biz meslek mensupları olarak yapmış olduğumuz işte gerekli özeni, itinayı göstermemiz gerekiyor. Tanıyan arkadaşlarımız bilir, ben mesleğimi gerçekten severek, isteyerek yapmış bir meslektaşınızım, yapmaya da devam ediyorum. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız da, ya biz bu mesleği aslında severek yapmıyoruz, hasbelkader bu işe bulaştık diyen, şikayet eden arkadaşlarımız da olabiliyor. Onlara verecek olan cevabım şudur, daha önceden arkadaşlarımızla paylaşmışımdır. Bizim Karadeniz'de aslen Karadenizliyim, bir atasözümüz var. Der ki, sevduğunu alamazsan aldığını seveceksin. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, Halim Bursalı'ya yaptığı bu sunum için biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bir takım bilgilendirmenin yanında uyarılar da yaptı. Bence çok önemli bir uyarı. Belgesiz kayıt yapmayın. Belgenin objektif belge olması lazım. Kişi, yer, zaman, nitelik, nicelik açılarından işlemi kanıtlayan ve tanıtlayan bir belge olması lazım. Çünkü bu bizim çalışmalarımız sırasında da zaman zaman gündeme geldi. Şu anda inceleme elemanları bu nedenle cezalar kesiyor. İlerleyen sunumlarda göreceksiniz. Özellikle ben de altını çiziyorum. Artı mükellef hakları ve meslek mensubunun sorumluluklarıyla ilgili de çok önemli bilgilendirme ve uyarılar yaptı. Tekrar ediyorum, bu sunumun çok daha geniş, kapsamlı çalışmasını kitapta bulabileceksiniz. Bu arada yine hatırlatayım, gerek Nevzat Pamukçu'ya gerek Halim Bursalı'ya sorularınız varsa size dağıtılan kağıtlara ya da elinizdeki kağıtlara yazıp arada masaya Süheyla Öztürk hanımefendi, Selçuk hanımefendi ile Murat Ceyhan arkadaşımın olduğu masaya bırakabilirsiniz. Şimdi tabii bu işin biraz maliye tarafıydı, meslek tarafıydı. Biraz muhasebe uygulamalarına girdiğimizde incelemelerde daha çok nerelere bakılıyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor konusuna geldiğimizde burada yarım doçent doktor Mustafa Çanakçıoğlu hocamızın hazırladığı bir çalışma ve onun sunumu var. Hoca bize muhasebe uygulamalarını etkileyen yasal düzenlemeler hakkında öncelikle bir bilgi verecek. Devamında muhasebe sürecini ele alacak ve sonra da tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ ve hesap planını dikkate alarak hangi hesaplar daha çok incelemeye konu ediliyor, bizim nelere dikkat etmemiz lazım, bu konuları ele alacak. Ben hocama sözü vermeden önce onu da sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Tanıyorsunuzdur, kendisi TESMER eğitmenidir ama yine de tanıtacağım. Mustafa Çanakçıoğlu 1983 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Aynı fakültenin mezun olduktan sonra işletme bölümünde 26 yıl çalışmış. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden emekli olduktan sonra, öğretim üyeliğinden emekli olmaz ama o ayrılmış tabii, emekli demek doğru değil. 3 yıl sonra, 3 yılda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalışmış. Halen Kadir Has Üniversitesi'nde görev yapmakta. Ya emeklilik yok hocam. İSMO yeterlik ve staj kurslarında 16 yıldır görev yapıyor. Ben yine hocama söz vermeden önce bu vesileyle bütün hocalarımı da anmak istiyorum. Bizim üzerimizde çok emekleri geçti. Onları da anmadan geçemeyeceğim. Bunu da söyledikten sonra söz sizin hocam. Buyurun lütfen. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir üniversite hocası olarak çok gururlu bir anım. Şimdiye kadar hep öğrenci yetiştirdik. Onları mezun ettik ama onların ne oldu konusunda hiç bilgimiz yoktu. İşte onlar şu anda, tüm üniversite hocaları adına konuşuyorum, karşımızda duruyor ve bir meslektaşlarımla sohbet etmek, onlarla bilgi alışı vermek konusunda şu anda çok gururluyum. Bunu sizle paylaşmak istedim. Sizlerle sizlerle
Sizlere önce bir tek düzen muhasebe sistemi, muhasebe defterleri ve daha sonra da önem varlıklar hakkında kısa bilgiler aktaracağız. Çünkü zaman çok sınırlı ama konu çok geniş. O bakımdan bazı şeyler özet geçilecektir. Çok zaman harcamadan konuya girmek istiyorum. Bir vergi suçu demek her şeyden önce devletin hazineyi zarara uğrattığınızla özdeş. Bu bakımdan bir vergi inceleme memuru, vergi kanunlarına göre bir eleştiri veya bir vergi zayiatına sebep veren bir işlem gördüğü zaman bununla ilgili bir usulsüzlük tespit ediyor. Ve bunun usulsüzlükle ilgili vergi ve vergiden başka da size bir takım cezalar kesilebiliyor. İşte usulsüzlük cezaları, özel usulsüzlük cezaları, vergi zayi, kaçakçılık ve gecikme faizine dair kadar bu işler uzuyor. Fakat bütün bunları yapabilmesi için kanun o şekilde izah edilmiş, muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmadığı hakkında hukuken geçerli bir tespitin olması şart. Tek düzen muhasebe sistemi aslında çok basit bir kavram. Üç temel ögeden oluşuyor. İlkeleri var, kavramları var ve getirdiği hesap planı var. İlkeler bildiğiniz üzere bilanço ve gelir tablosunun çerçevesini oluştururken kavramlar bunların asıl işleyeceğini ve hesaplarla ilgili özel açıklamalar yapıyor. Hesap planı ise kod sistematiği olarak baktığınızda ontalık sayı sistemi yani esma sistem dediğimiz birler, onlar, yüzler şeklinde hesap sınıfı, hesap grubu ve hesaplar olarak şekilleniyor. İşte bu tek düzen hesap planının getirdiği en önemli özelliklerden biri akit esasını ortadan kaldırıp tahakkuk esasını devreye soktu. Bu iki haneli hesap grubu dediklerimiz bazıları açık değil, onları Maliye Bakanlığı açabilecek. Ama üçlü hesap grupları yani bizlerin ana hesap diye konuştuğu ya da defter kebir hesaplarını biz istersek açabiliyoruz o gruba ait olarak. Bu hala devam ediyor ama beyannameleri gönderirken hiçbir muhasebe işlemi yapmadan bu yeni açılan hesabın sayısını diğer ile başlayan hesabın altına yazıp gönderme hakkımız var. Gelir tablosu tabii çok önemli. Bütün yıl gelir ve gideri şekillendiren fakat 3 faaliyetten oluşuyor. Bunlar esas faaliyet ki 60 ile 63 grup arası 64, 65, 66 olan ve diğerleri olan ışı faaliyetler. Ayrıca 7A seçeneği denilen bir seçenekte üretim ve hizmet işletmeleri için bazı zorunluluklar var. Bunlar aktif toplam ve net satışla ilgili. 2 milyon 200 üzerinde ve net satışları 4.443'ün üzerinde olan ve ikisini aynı an tutturan üretim ve hizmet şirketlerinin ki 2014 yılı için konuşuyoruz 7 ayı seçmek zorundalar. Ek mali tablolarda da aynı zorunluluk var. Gene 2014 sayıları itibariyle baktığımızda aktif toplam ve net satışlarda bu sayıları aşanların kesinlikle ek mali tabloları düzenlemesi gerekiyor. Halim hocamın da sizlere gösterdiği bir slide bu ki çok önemli. Hepimiz buna çok önem veriyoruz. Kayıtlar belgeye dayanmalı ya da yasal bir dayanağı olmalı. Ve bütün kayıtlarda işletmenin kurumlar ve gelir vergisine hukuki yapılana göre bağlı olduğu ilgili defterlere yapılmak zorunda. Bu açıdan baktığınızda defterler çok önemli aslında. İşletmenin hakkında bilgi sağlamak ve vergi inceleme sırasında bunların denetlenmesi için bütün defterlerin kanunda belirlenen özelliklere göre tutulması zorunlu. Ki bunları Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu bu maddelerinde çok net bir şekilde açıklıyor. Ayrıca bu defterlerin gene vergi usul kanununa göre tasdik edilmesi gerekiyor başlangıç olarak. Fakat Türk Ticaret Kanunu'na göre de EME defterin 6. ayın sonunda ve yönetim kurulu kararında izleyen ayın sonunda yani yeni yılın sonunda bunların kapatılmasını Türk Ticaret Kanunu söylüyor. Burada bir defteri öne çıkarmak istiyorum. O da envanter defteri. Hep böyle sanki hor görülmüş bir defter gibi duruyor. Sadece bilanço ve stokların yazıldığı bir defter gibi duruyor ama kanun öyle söylemiyor.
hem icari kazancın tespitinde hem bilançonun hazırlanmasında biz envanteri zaten bilanço adına yaptığımızı düşünürseniz hem sayma tartma işlemleri var hem de deme işlemleri var. O bakımdan envanteri bir stok envanteri olarak sadece algılamamanız gerekiyor. Bu envanter defterinde her hesabın sayılabilecek her hesabın sayılması ve bununla ilgili listeler hazırlanması şart. Ve bu listelerin özetinde defterlere geçebiliyorsunuz. Ama sayımda çalışanlardan ziyade özellikle sayımı yapılan hesaplarla ilgili kimliklerin sorumlu olduğu ve hatta yöneticilerin bile bu listeleri imzalaması şart aslında. Bunları da bir saklamak zorundayız. Türk Ticaret Kanunu 10 yıl diyor ama gelirler ve kurumlar vergisi 5 yıl diyor. Peki istisnaları var mı? Kesinlikle var. Belli olaylar bittikten sonra bu süreler başlıyor. Örneğin yıllara ziyaret eden inşaat onarım işlerinde bittikten sonra aynı şekilde geçmiş yılla ilgili zararları örneğin 2008'de bir zarar var. Bunu 2014'te indirdiniz ama o 2008'in de defterlerini 2014'ten itibaren 5 yıl saklamak zorundasınız. Ama ismana tabiatlıklar bittikten sonra bu süreler başlıyor. Yatırım indirimindeki tüm harcamaların kurum kazancından tamamen üşüldüğü yıldan itibaren başlıyor. Ve Allah korusun bir tasfiye olduğunda da bu tasfiye işlemi bittikten sonra bunların saklama süreleri başlıyor. Efter gelecek gibi duruyor. Ben sadece bir bilgi anlamında bunu gösterdim. Uyarı anlamında. Bu defterlerde beraat alınması şart. Bu örnekte gördüğünüz gibi yok. Bu kabul edilmiyor. O yüzden bunların beraat onaylarının kesinlikle ve kesinlikle alınmasını ihmal etmeyiniz lütfen. Bizler size ne anlatacağız dediğinizde aslında bizler size ne envanter anlatacağız, ne geçici vergi anlatacağız, ne dönem içi işlemler. Hepsini anlatacağız. Çünkü yapılacak olaylar hepsini kapsıyor. Önem içindeki hatalar hem geçici vergi hem de envanter olaylarınızı etkiliyor. Dolayısıyla bilanço ve gelir tablolarınızı etkiliyor. O yüzden bu hesapların incelemesine bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Sayım ve eserliyim. Yani saymak zorundayız. Sadece kasa ve stok değil, sayılması gereken hesaplar sayılmalı. Ve bununla ilgili yapılması gereken hem aktif hem pasif hesapların çok iyi takip edilmesi, kur değerlemesi, bütün döviz hesaplarının ilgili olduğu dönemlerde ve yapılması gereken zamanlarda kur değerlemesi yapmamız şart. Abeki değerleme ölçüleri çok önemli çünkü geri geliyor onlara sığınıyoruz, onlara göre işlem yapıyoruz. Bu değerleme ölçülerinin bilinmesi ve bunların hangi hesaplarda kullanılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor ki zaten kitaplarımızda hepsini anlatmış durumdayız. Kasada bir 8 bin lira sınırı var. Aslına baktığınızda birinci sınıf, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutmak zorunda çiftçiler, serbest meslek erbabı, kazancı basit tespit edilenler, vergiden muaf esnaf. Yani herkes aslında birbiriyle olan alışverişlerinde, ödeme ve tahsilatlarında 8 binin üzerindeki bütün paraları kesinlikle ve kesinlikle ya PTT ya finans kurumu ya da bankalar üzerinden geçilmesi zorunlu. Bunun dışında yapmanız gereken bu 8 bin lira ile ilgili önemli açıklamalardan biri en önemlisi fatura diyelim 10 bin, 3 bin, 3 bin ödeme yapıyorsunuz. O tek gibi gözüküyor ama hayır onu yapmayın. Hepsi bir bütün. Yani o fatura 10 binse o 10 bin 8 bini aştığı için tamamı 3 bin de olsa hepsinin banka üzerinden yapılması şart. Kasada yüksek meblağ dediğimiz olay şu. Kasada bazen para kalıyor ve bunu maliye diyelim biz idare de olabilir. Bunları ortaklar tarafından ya da bağlı ortaklar tarafından kullanıldığı düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu bakımdan bunların bir örtülü kazanç olarak cezaya tabi tutuluyor. Bunların önüne geçmenin en güzel bir yolu da bu fazla paraların bir adat uygulamasıyla faizlenmesi. Peki bu adat uygulaması nasıl yapılacak derseniz bu işletmede bir günlük kasa miktarları tespit edilmesi gerekiyor. Bu tabi işletmeden işletme eşir. Bizimkisi 3 bin olur, ötekisi 30 bin olur. Bu sizin tamamen ticari teamüllerle ilgili buna göre bir
tutar belli ediyorsunuz. Bunun üzerindeki parayı tespit ediyorsunuz. Burada bir faiz oranı hesaplanıyor. Gün kredi ve faiz oranını tabii ne alacağız derseniz, mevzuata göre baktığınızda Merkez Bankası'nın avans işlemleri uygulamasındaki faiz oranı gözüküyor. Ama tabii biliyorsunuz aramızda çok bu konuda bilgili olan arkadaşlar da kesin var. İşletmenin aldığı krediden dolayı kredi faizi olabilir şeklinde çok karşılaştık. 3 aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Evet, hepsine aynı şeyi sordum. Bununla ilgili bana bir kanun, yönetmelik, tebliğ ya da özelge gösterirseniz kabul. Çünkü söylediğimiz her şeyin arkasında bir kanun, yönetmelik, tebliğ ve özelge olmak zorunda. Yoksa aksi takdirde boşta kalırız. Bunun içinde o zaafa düşmeyelim. O bakımdan bu bir küçük örnek yapıldı. Bu küçük örnekte işte biz bu örneklerde yaparken hep böyle devlet memurluğundan geldiğimiz için işte 5.000 lira, 10.000 lira, 50.000 lira örnekler yaparken Evzat Hocam ve Halim Hocam örneklere başlarken 1 milyon dolar, 2 milyon dolar diye başlıyordu. O bakımdan bizim devlet memurluğundan kaynaklanan sayılarımız küçüktür. Burada bir 4.000 tespit ettik. 59.000 liralık fazla bir tutar var ve bir günlük bir bekleme süresinde %10,5 faiz oranında formüle koyduğumuz zaman bu formülden çıkan sonuç 17 lira 20 kuruş. Tabii bu ay olarak veya 3 ay olarak kesinlikle yapılması gereken bir işlem. Bütün bu işlemlerin sonunda bir para çıktığında bu parayla ilgili yapılacak kayıt. İşte bu kaydı basacağız tabii düğmeye ve kayıt gelecek. Burada bunun biz yapılan 3 aylık konuşmalar ve anlaşmalar sonucunda ortaklara ait olduğunu, çünkü vergi incelemelerinde bunların ortakların kullandığı görüşü oluyor. Ama baktığımızda bir sürü kaynaklarda 689 ya da 642 faiz gelirleri oluyor. Ama bunlar işletmenin işi değil. Yani esas faaliyeti değil. Onun için verdim o gelir tablosundaki esas olan ve olan dışı ayrımını. Çünkü bizim asıl işimiz Ticari Sicil Gazetesi'nde niye yazıyorsa odur. Onun dışındakiler esas işimiz olmaz. Şirketlerin çek hesapları önemli. Tüm çekler şirket faaliyetiyle ilgili olmalı. Bu yüzden şirket hesapları, özellikle şirket faaliyetiyle ilgili olmayan işlemlerin karıştırılmaması, 8.000 liraya aşan faturaları işlemlerde çek, senet, tahsilat ödemeleri elden veya parçalı kesinlikle yapılmamalı diye size bilgi aktarıyorum. Çeklerin tahsil edilip edilmediği araştırılmalı ve bunlar içerisinde karşılık çek varsa, ki bu davaları avukatlar takip ediyor. Zaman içerisinde avukatlarla mali müşavirler arasında kopukluklar olabiliyor. Çünkü onlar parayı da alabiliyor, davaları açılıyor, haber vermiyor olabilirler. Mutlak ve mutlaka alette ve lette açılmış tüm davalar için avukatlardan bir yazı almanızı şiddetle öneriyorum. Bunun dışında sadece çekti, tüm senetli ve senetsiz alacaklar için yapılmış olan tüm davaları takip etmelisiniz. Fakat yıl 2013'te, ki bu 2008'den başlayan krizde gelen bir çek kanunu süreci var. Artık Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı çekte e-skont uygulamasını kabul ediyor. Bu yüzden ileri tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senetlere bağlı olarak e-skont işlemini yapabilirsin. Kanunen kabul edilen bir gelir ya da gelir olarak çalışıyor. Bankadaki çekin tahsilini koymak istedim. Çok tartıştık koyayım mı koymayayım diye. Çünkü tüm 16 yıllık sizlerde odada yaptığım eğitimlerde bankaya bir çek gönderiliyor ve çek banka tarafından tahsil ediyor. Buradaki komisyon kelimesi aslında bir provizyon masrafı. 780'de takip eden var, 653'te takip eden var. 780 borçlanmadan kaynaklanan her türlü faiz olurken, 650 için de grubu 65. Yani olan ilgili faaliyetler esas faaliyetin ışığında kalıyor. Mal sattım, çek aldım ve bu çeki bankaya gönderdim, bir komisyon ödedim. Bu 770 olmalı diye düşünüyorum.
Bankalar hesabındaki kıst faiz uygulaması, bir faiz koyuyorsunuz ve envanter dönemi geldi 31.12. Bu tarihe kadar olan faizi tahakkuk etmeniz gerekiyor ve bunun için de faiz gelirini çalıştırmanız gerekiyor. Abi küçük bir espri var nedir derseniz, sizin beyannameyi verme sürenizle ilgili. Eğer bu beyannameyi verme süresine kadar ki vadeli mevduatınızın süresi doluyorsa, o zaman bunu 193 yani faizi alıp vergisini ödeme işlemi yapıyorsunuz. Yok dolmuyorsa bir önceki kayıt olarak kabul edilmesi gerekiyor. Tabii ki repo işlemlerinde de kıs faiz uygulaması geçerli. Kanun bu şekilde yazmış. Kredi kartları güncel bir konu. Tabii bunların örnekte 108 olarak gözüküyor ama 108 deyince 10 hazır değer ve bir tanımı var bunun. Her an paraya çevrilebilir ve değerinden bir şey kaybetmeyecek. O bakımdan burada süre önemli. Eğer belli bir süre ki yapılan anlaşmayla ilgili 2 gün 3 gün içerisinde diyelim, daha da kısa tabii, anında geçiyorsa evet, ama bu biraz daha uzun bir işlem olarak sürüyorsa 127 olması gerekiyor. Fakat maddenin son uygulamalarında bunun hep 108'de takip edilmesi konusunda bilgiler alıyoruz. Alıcılar hesabı en önemli hesaplarımızdan biri. Hem mal hem de mal sattığımız cari hesap genelde tek bir hesapta takip ediliyor. Aslında bu olmamalı. Tek düzene göre bu aykırı çünkü. 120 ve 320 olarak ayrı ayrı takip etmeniz gerekiyor. Fakat bu sorunu da cari hesap sözleşmesi yaparak aşabilirsiniz. Abi ki alıcılar çok detaylı ve çok önemli. Olmazsa olmazları koydum. Alıcılar bazen farklı alt hesaplarda takip edilebiliyor. Uzunca süre ki biz bunları uyan hesaplar diyoruz. Onlar hareket etmiyor. Orada tehlikeli bir durum var. Bunların kapatılması gerekiyor. Gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve avans olarak aldıklarınızı 120'nin alacağını yazarak bir aktif hesabı ilk defa alacaktan açıyorsunuz. Tabii ki tebliğ 340'ı söylüyor ama değerleme günü oradaki bakiyeyi 340'a atalım. Tamam da o bakiye gerçekten avans mı, onu da incelenmesi gerekiyor. Şüpheli değersiz ve vazgeçilen avansların 120'den çıkartılıp ilgili avanslara konulması şart. Değersiz alacaklar vergi usul kanunu 322. maddesinde açıklanmış kaza hüküm ve kanaat verici olduğu takdirde ki çok detaylı tabi bunlar ki hepsi var kitabımızda. Buradan 689 olarak olağan dışı gider ve zararlar hesabına akları biliyorsunuz. Şüpheli alacaklar ayrı bir konumuz tabi, dava ve icra ve yapılan protestoya rağmen birden çok istenmiş olması. Bunun da etapları var. Kimler şüpheli olur, kimler olamaz, hangisine karşılık ayırabilirsiniz şeklinde. Sonuçta bir karşılık ayırdığınız zaman 120 olur, 121 olur. Buradan çıkartıp 128'e dava açıyorsunuz. Sonra derleme günü olarak vergi usul kanunu 323. madde karşılık ayrılır diyor. 654 ve 129 nolu hesaplar olarak karşılık açılması gerekiyor. Peki bu karşılık açıldıktan sonra ne olacak dediğinizde, işte dava sonuçlanıyor. Bir sürü senaryo var bununla ilgili. Ben bir kısmını aldık, bir kısmını alamadık şeklinde paranın yaptım. Ama 128 ile 102 bankalar çalışıyor. Yani burada 102 ile 644 çalışmaz. 102 ile 128 çalıştırıp 129 ile 644 nolu hesabın karşılıklı kapanması gerekiyor. Sonuçta bu kalan para ne olacak dediğinizde şöyle bir küçük örnek yaptık. Eğer ki oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Dava kaybedildikten sonra bile alıcı gelip parayı erirse 129 nolu şüphe ticari açık, alacaklar karşılığının açıklamasında var. Karşılık kapatıldıktan sonra bu olayla ilgili bir gelir doğarsa diyor, bunu 671 nolu hesaba kaydedin diyor. Ortaklardan alacaklar tehlikeli bir hesap. Bu hesabın bilançoda olması gene aynı kasadaki adatla ilgili. Yani bu paranın kullanıldığı hükmüne varıyorlar. Ve sonuçta bu TL olsun, döviz olsun, bütün bu paraların gene adatlanması gerekiyor. Fakat tek farkı var. Azami bir tutar yok. Yani para ne kadarsa tamamı konusunda adat yapılması gerekiyor. Ve kayıt gene aynı. Çünkü borcu alan
ortak ve bu ortak hangi ortaksa hafta hesaplar bazında ortaklardan alacaklar olarak takip edilmesi gerekir. Diğer çeşitli alacakları koymamız gerektiği hususunda özellikle asgari geçim indirimin oraya yazılması, yazılmalı takdirde vergiyle ilgili ceza yendiğine dair bir takım bilgiler aldık. Tabii doğal olarak hatır çekleri ve senetler de çıkabiliyor zaman içerisinde. Bunlar icari değil. İcari olmayan bir işlem olduğu için bunlara şüphe icari alacak da ayıramıyorsunuz. Onun dışında 136 nolu hesap yani 13'lü grup aslında icari olmayanları anlatan bir hesap grubu. Ticari mallar başımızın derdi diye düşünüyorum. Bunların bütün maliyet bedeliyle takip edildiği ve dönemde alış bedeli, nakliye maliye, sigorta, komisyon, firma dışı depolama giderleri ve ekspertiz raporlarının bile alırken siz ödüyorsanız bunları kesinlikle maliyetin içine katmanız gerekiyor. Tabii kur farkları bu ithalat olmayabilir. Ülke içinde de dövizli mal alıp mal satış işlemi yapabilirsiniz. Buna kanun izin veriyor. Onun dışında bir kredi alıncında bunun faiz ve komisyonlarının maliyetleme ekleneceği gider yazılacağı bu mükellefe bırakılmış kanunlar gözünde. İcari mallarda bir miktar dengesi kurulması gerekiyor. Bunun dönem başı stok, dönem içi alışlarla dönem içi satış ve dönem sonu eşitliğinin sağlanması ile ilgili bu miktar dengesini takip etmenizde yarar var. Ayrıca bir yıldan fazla sürede elden çıkarılacağı veya kullanılacağı düşünülen stoklar varsa bunların 293 nol gelecek yıllarda ihtiyaç stoklarında ya da çeşitli nedenle de işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar varsa 294 elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar adında bir hesap var. Bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ciro primi tabii bayi bazında işliyor. Bazen kasa iskontosu, miktar iskonto olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 600 yurt içi satışlar hesabında takip edilmesi, maliyenin o şekilde de gözlemi var. Buraya ben 602 koydum. Çünkü hepimiz 602 kullanıyor olabiliriz ama bu sanki maliyenin de 600'de takip edilmesi satışlarla ilgili olmasından kaynaklanıyor. Ama hani şöyle bir kural var, bunu da biliyoruz. Bir 600 nolu hesapta sırf satışlarımı görmek istiyorum mantığı çıkarsa, bununla ilgili olayları diğer hesaplarda takip etmek istediğinde olabilir ama 600 nolu hesap gündemde olduğunu hatırlatırım. Ciro primleri aynı de olabiliyor, sadece parasal anlamda değil. Gene kayıt aynı şekilde yapılmalı ama ciro primine isabet eden malın da bedelsiz olarak 153 nolu olarak kayıt yapılması şart ve bununla ilgili KDV ve satıcılarla ilgili hesapların işlenmesi gerekiyor. Bu kesin. Vade farkı, tabii vade farkı iki türlü. Bir satış anında ortaya çıkan vade farklarımız var. Bir de satış sonrası ortaya çıkıyor. Eğer satış anında vade farkı belirlendiyse, örneğin 8.000'lik mal satıyoruz ama 2.000 vade farkı var, 10.000 liralık bir fatura düzenlendi. Bu malı alan, yani biz bir alıcı olarak baktığımızda malın maliyetin içine 153 nolu hesabı 10.000 yazmalıyız. Fakat satıcı açısından baktığınızda satış anındaki vade farklarının kesinlikle 602'de faturada varsa takip edilmesi gerekiyor. Bir diğer sorun sonradan ortaya çıkan vade farklarında kanun bunlara KDV işletilmesini söylüyor. Bu alıcı için 780 borçlanmadan kaynaklanıyor çünkü sonuçta bir borcumuz var. 780 finansman giderlerinde takip edilirken satıcı için 642 faiz gelirleri hesabına takip edilmesi uygun ama KDV var. Zayi mallar çok enteresan bir konu. Ben de içine bayağı bir girdim. Girdikçe eğlendim aslında. Çok ince bir konu, hoş bir konuymuş da. Çünkü çok işi var. Bununla ilgili katma değer vergisinin 57-60 nolu tebliğleri de var. Sonuçta bununla ilgili KDV kanununun 30C maddesi önemli. Burada KDV olacak mı olmayacak mı bir ayrımı var. Burada depremsel felaketi ve yangın ki mücbir sebep bunu bakanlık ilan ediyor. Bu gibi olaylarda evet mal fiziken yok.
zaymalı bir yerde öyle ayırmanız gerekiyor. Fiziken var mı yok mu şeklinde. Fiziken mal yok oluyor ve bunun KDV'sini indirebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ama 30C kapsamının dışında gerek aynı sebeplerdir olsun, yani yangın anlamında konuşuyorum, kaza olsun, bunun prosedürleri var. Kitabımızda izah ettik. Abi herkesin daha çok hani sağlama gitme açısından taktik komisyonu raporu, evet, sağlamcı olmak açısından faydalı. Bir de değeri üşen mallar var ki bunlar işte vadosu geçmiş. Özellikle cep telefonu olsun, gözlük gibi olaylarda olsun. Abi sektörel bazı olaylar da var. Eczacılardaki ilaçların imha edilmesi şeklinde. Sonuçta burada bir değeri üşen mal varsa bunları ortalama esası göre de yapabilirsiniz. Ama tabii herkes sağlamcı taktik komisyonu raporu geçiyor. Çalınan mallar, o da apayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Burada bu benim şahsen bilmediğim konu. Çünkü hiçbir malım çalınmadı Allah'a çok şükür. Çünkü ben evde oturuyorum, icaret de yapmıyorum. Bu yüzden Halim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bunun için çok yardımcı oldular. Evzat Hocam keza öyle. Burada bunun raporu varsa, bir karakol raporu, satış olacağını ve bunun kanunen kabul edilmeyen gider olarak 689 nolu hesabı takip edilmesi. Eğer rapor varsa, bunu da eğer çalınmasaydı, yani emsal değer olarak düşün, şu anlık kaça satardık şeklinde fiyatıyla satış yapmanız gerekiyor. Ama bu satış 689 değil, ortaklar cari hesabına borçlu olarak bu rakamın yazılması, yani maliyet bedeliyle değil satış fiyatıyla satış yapılmasını ve ortaklar cari hesaba yazılması gerektiğini ben de öğrendim. Stok değer düşüklüğü karşılığı tabii önemli bir konu, çünkü çok gözüküyor. Tabii ortalama fiyat esası, maliyet esası ve akdir esası, yani takdir komisyonu raporu var. Bunların olmadığı bir yerde, bunlar yoksa karşınızda kanunen kabul edilmeyen gider anlamında çıkabiliyor bütün bu zararlar. Ortalama fiyat esasıyla ilgili bir küçük örnek koyduk kitabımıza. Stok değer karşılığıyla bir örnek yaptım. Bir sebebi var çünkü. Malum değeri düştüğü zaman 153'ten çıkartıp 157'ye koymamız iyi olur. Daha sonra karşılık ayırıyoruz. 654 borçlu, 158 stok değer düşüklüğü karşılığı. 6000 lira olarak tespit ettik bu örnekte. Ve daha sonra sattık. Fakat sattıktan sonra şöyle bir kayıt yapılmamalı. Yani burada 157 ile 158'i kapatıp aradaki farkı maliyete koyma esprisi var. Bu yanlış. Neden diye soracak olursanız, gelir tablosunun amacı, ilkesi dahi değil, amacını anlatıyor. Bütün satışlar, gelir ve kârlar, maliyet, gider ve zararları brüt tutarları üzerinden gösterirler ve hiçbir satış gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemiyle tamamen veya kısmen karşılaştırmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkartılamaz diyor. Bu amaç, ilke dahi değil. İlkeler bu amaca göre belirleniyor. O yüzden bu yanlış. Yapılması gereken 157'den 623'e maliyete koymanız ve 153-158'i de tek düzen tebliğindeki hesap planı belirtildiği gibi 644 konusu kalmayan karşılıklar hesabıyla kapatmanız. Gelecek aylar giderler hesabı hepimizin kullandığı hesap, ama tabii doğru mu kullanıyoruz dediğinizde hani bir cümle sarf edeyim, beyinlerde var. Gelecek aylardaki bankadan alınan kredilerin faizleri bu hesapta takip ediliyor. Kesinlikle yanlış. Çünkü 180'in çalışabilmesi için tebliğ der ki peşin ödenen diyor. Peşin ödemediğiniz sürece bu 180'i kullanamıyorsunuz. İkincisi, burada bir de 31-12'yi kesme var. Yani mesela 7. ayda bir sigorta gideri var ve bunu bir yıllık ödediniz. İşte 31-12'ye kadar 180'e atıyorsunuz. Tabii 770 aylık olarak. Geriye kalanını da 280'e atıyorsunuz. Eyvallah da gene 31-12'de o 280'i 180'e almanız gerekiyor. Ama sonuçta bir, başında bir olan bir hesaptan bahsediyoruz. Önem varlık. Bir yıl içi 31-12 bir, sadece bir fotoğraf makinesi gibi düşünün. O anı anlatıyor.
Yani o gece ne oldu? Sadece bilançoda onu anlıyorsunuz bütün aktif varlıklarınızla. O yüzden gelecek aylara ait hesapların 180 bilanço ve 280 olarak yıllar olarak şekillenmesi gerekiyor. Bir örnek verdim, bunu gene özellikle veriyorum. 770'e yazıldığını düşünelim ki bu kira olur, yakıt olur, sigorta olur. Hatta kırtasiye bile olabilir. Çok yüklü kırtasiye alınanı var. Tabii de Aralık ayında 2016'ya ait defterlerin tasdikinde de kesin 180 olmalı. Sonra sayılmıyorsa bu 770 bile 632'ye atılıyor. Peki ya kullanmadıysam o yakıtı, o kırtasiyeyi, o sigortayı, o zaman 770'i alacaklandırmalısınız. Onun için koydum bu örneği. Alacaklanabilir. Sonuçta bakiyeleri yansıtıyoruz. Şöyle düşünün, bir yanlış kayıt yaptınız. Örneğin üstteki kaydın yanlış olduğunu düşünün. Yanlış kaydı bir düzeltin muhasebede. O 770 alacaklanır. Sonuçta 770'i alacaklayabilirsiniz. Tüm hesapları da alacaklandırabilirsiniz. 380 içerisinde de kullanabilirsiniz. İndirecek KDV sizlerin en önem verdiği konu. Ama benim şahsen kendi adımı konuşuyorum. Biz hocalık yapıyoruz. Ben hayatımda bir KDV beyannamesi doldurmadım. Ama gene Halim Bey ve Nevzat hocam olsun, sağ olsunlar. Aman hocam bak bu KDV önemli, bu KDV. Onlar bana öğretiyorlar. Ben de çok şey öğreniyorum sayenizde. Sağ olsunlar. İndirecek KDV için Aralık ayına ait beyannamede devreden KDV tutarı mizanda 190 devreden KDV hesabıyla mutabak olmalı. Beyannamede ödenecek KDV varsa bunun mizandaki 360'la, yani hesaplar hep beyannameyle bilanço hesapları hep aslında eşit olmalı. Onu anlatmak istiyorum. Gelir tablosuya yansıyan KDV tabi gelirler toplamı ile KDV beyanname teslim ve izletmer toplamı uyumuna dikkat edilmeli. Kur farklarında KDV hesap dönemi sonunda değil, borç alacağın kapatıldığı, fiilen ödendiği önemde yapılmalı. Ciro primleri dönem sonu yapılan iskontolar nedeniyle KDV ilk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte ve bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılmalı. Ve bir iki cümle daha, hurda ve firenin değeri yoksa KDV düzeltilmeli. Binek otomobillerde KDV indirilmeyecek. KDV tefkikat tabi işlemler kontrolü yapılmalı. Önceki yıla ait faturalar KDV izleyen yılın beyannamesinde indirilemez diye bilgilere ulaştım ve onları sizle paylaşmak istedim. Ben Mustafa Çanakçıoğlu olarak son bir şey söyleyebilirim. Bütün bu işlem içerisinde gördüğüm, evet çok bilgi var fakat yoğunluk çok fazla. Bu yoğunlukta çok hızlı şeyler yapılmak zorunda, süreler kısıtlı, beyannameler verilecek. Çok zor bir mesleğin olduğunu ilk baştan beri biliyorum. Çok da arkadaşım var bu meslekte. Allah size sabır versin. Hepinize teşekkür etmeden önce son bir cümlem var. Aslında burada tabii vergi inceleme ya da maliyenin elemanları var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben şunu gördüm. Bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok basit bir cümle. Hepimiz bunu biliyoruz. Birimiz hepimiz için, hepimiz Türkiye için çalışıyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca'ya bu güzel sunum için biz de teşekkür ediyoruz. Hoca burada özellikli konulara bizim kendi aramızda ve diğer meslek mensuplarıyla şu anda incelemelerde en çok hangi konular öne çıkıyor diye sorguladığımızda ortaya çıkan özellikli konuların üzerinde durdu. Bunlar sizlere birer efendim hediye diyelim ya da dikkat etmeniz gereken konular. Tabii tekrar ediyorum, bunların çok daha detaylı çalışmalarını kitapta bulacaksınız. Burada size biz çok özet veriyoruz. Kitap matbaada gelecek. Yani Temmuz'dan itibaren çalışıyoruz. Bu kitabın şeyidir, özetidir adeta. Orada öne çıkan konuların özetidir. Kendisi hazırlanıyor matbaada. Size en kısa zamanda bu eğitimler başladığında, usul denetimleri veya incelemeleri eğitimlerini TESMER başlattığında, siz eğitime gittiğinizde
Giderken, girerken kitabı alıyorsunuz, çıkarken koltuğunuz altında gidiyorsunuz. Öyle. Evet, hocaya tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada doçent doktor Oğuzhan Bahadır Hoca var. Oğuzhan Bahadır Hoca bizlere dönen varlıkları Mustafa Hoca anlattı. Duran varlıkları anlatacak. Gelir tablosu hesaplarıyla maliyet hesaplarını anlatacak. Ben hocayı da söz vermeden önce tanıyorsunuz ama sizleri yine kısaca tanıtmak istiyorum. Doçent doktor Oğuzhan Bahadır 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi'nden muhasebe finansman doktorasını aldı. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapmakta ama bildiğim kadarıyla iyi bir Fenerbahçeli. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum sayın hocam. Değerli meslek mensupları, ben size maddi ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin özellikle durumlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınırlar. Maliyet bedeli satın alma fiyatı ile maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan diğer harcamalardan oluşur. Burada diğer harcamalarla kastedilen, örneğin bir makine söz konusuysa nakliye harcaması, montaj harcaması olacak. Aynı zamanda ithal edilen makinelerde gümrükte ödenen vergi resim harçlar yine maliyet bedeline dahil edilecek. Artı maddi duran varlığın aktifleştirildiği ilk yıla tekabül eden faiz ve kur farklarının da yine maliyet bedeli olarak düşünülmesi gerekiyor ve amortisman usulü ile giderleştirilmesi lazım. Bildiğiniz gibi maddi duran varlıklar amortismana tabi iktisadi kıymetlerdir. Yani bunların maliyet bedelleri faydalı ömürleri boyunca amortisman suretiyle giderleştirilirler. Vergi usul kanunu amortisman süresinin maddi duran varlığın aktife girdiği tarihte başlatılması gerektiği konusunda bir düzenleme yapmaktadır. Bununla birlikte aktife girmeyle vergi usul kanununun ne kastettiği açık değildir. Maliye Bakanlığı aktife girmeyi maddi duran varlığın kullanıma hazır hale gelmesi şeklinde yorumlamakta. Danıştay ise envantere kaydolmayı aktife girme açısından yeterli kabul etmektedir. Bakın, bu görüş farklılığı amortisman uygulamasında kimi zaman farklı muhasebe kayıtları yapılmasına da neden olmaktadır. Özellikle de aşamalı gerçekleşen maddi duran varlık yatırımlarında bu durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir makine 1 Aralık 2015 tarihinde satın alınmışsa, yani envantere dahil edilmişse, ancak 10 Ocak 2016 tarihinde montajı yapılarak kullanıma hazır hale getirilmişse, bu durumda maliye 2016 yılında amortisman işleminin başlatılmasını zorunlu kılıyor. Danıştay ise 2015 yılında amortisman işleminin başlatılabileceğini söylüyor. Maliyenin görüşüne uygun muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi için kanımızca tek düzen muhasebe sistemindeki 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabı kullanılabilir. Maddi duran varlık yatırımı tamamlanıncaya kadar yapılan harcamalar bu hesapta biriktirilir. Maddi duran varlığın kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte bu hesap ilgili maddi duran varlık hesabına devredilerek aktifleştirme işlemi tamamlanır ve bundan sonra artık amortisman ayrılabilecektir. Maddi duran varlıkların kullanım süreleri boyunca yapılan harcamalar ise sermaye harcamaları ve hasılat harcamaları olarak ikiye ayrılır. Sermaye harcamaları, iktisadi değeri artıran, maddi duran varlığın faydalı ömrünü uzatan harcamalardır. Bunların faydaları gelecekte de işletme tarafından tüketileceği için aktifleştirilmeleri gerekir. Eğer işletme sermaye harcaması yaptığı bir maddi duran varlığın sahibi konumunda ise bu harcamayı ilgili maddi duran varlık hesabında aktifleştirecektir. Eğer işletme kiraladığı bir gayrimenkul için geliştirici, yani bir sermaye harcaması yapıyor ise yapılan bu harcamayı 264 özel maliyetler hesabında aktifleştirecek.
Hasılat harcamaları ise maddi duran varlıktan tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan normal bakım, onarım, temizlik gibi harcamalardır. Bu harcamaların faydaları cari dönemde tüketildikleri için bunlar oluştukları dönemde 7 kodlu maliyet hesaplarına kaydedilerek doğrudan dönemin karından zararından düşülürler. Şimdi bu hasılat harcaması ve sermaye harcaması ayrımı yapmak her zaman kolay olmayabilir. Örneğin bir binanın dış cephesi yenileniyor ise bu haliyle iktisadi değeri artırıcı bir işlemdir. Dolayısıyla burada yapılan harcamanın sermaye harcaması olarak değerlendirilmesi ve aktifleştirilmesi gerekiyor. Ama kapı, pencere, döşeme, çatı, sıvı tesisat gibi bölümlerin binada önemli bir kalite artışı sağlamayacak şekilde yenilenmesi durumunda ne yapılması lazım? Bu tarz tereddüte yol açan durumlarda aktifleştirme seçeneğinin benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü böylelikle usul incelemelerindeki olası eleştirilerden kaçınabileceklerdir. Bir konu daha var. Sermaye harcamaları aktifleştirilir ve amortismana tabi tutulur dedik. Fakat amortisman süresi ne olacak? Burada sermaye harcamalarını da ikiye ayırmak lazım. İşlevi artıran harcamalarda amortisman süresi varlığın kalan ekonomik ömrüdür. Örneğin bir çatı yenilenmişse, çatının yenilenmesi için yapılan harcama binalar hesabında aktifleştirilecek ve binanın kalan faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulacak. Ama eğer yapılan harcama faydalı ömrü uzatan nitelikte bir harcama ise bu harcamanın asıl varlığın amortisman süresine eşit fakat aktifleştirildiği yıldan başlayarak amortisman konusu yapıldığını söylemek mümkün. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Maliye yedek parçaları genel amortisman koşullarını sağlamaları halinde yani bir yıldan uzun süreli kullanımları olmaları halinde bunların amortismana tabi iktisadi değerler olarak nitelendiriyor ve yedek parçaların aktifleştirilerek kullanıldıkları makinelerin faydalı ömürleri boyunca amortismana konu edilmeleri gerektiğini belirtiyor. Vergi mevzuatında amortisman konusu bildiğiniz gibi Vergi Usulü Kanunu'nun 320. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde der ki bir yıl eğer bir varlık için amortisman ayrılmamışsa bu gerekçe gösterilerek amortisman süresi uzatılamaz. Diğer bir deyişle amortismanda giderleştirme hakkı bir yıl kullanılmamışsa bu hak geleceğe taşınamaz, gelecekte kullanılamaz. Şimdi bu maddeye bakıldığında amortisman ayırmanın da ihtiyari olduğu sonucuna bu maddeden ulaşılabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Biz muhasebe kayıtlarını tek düzen muhasebe sistemine göre yapıyoruz. Finansal tabloları tek düzen muhasebe sistemine göre düzenliyoruz. Tek düzen muhasebe sisteminde yer alan bilanço ilkesi çok açık. Diyor ki tek düzen muhasebe sistemi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyet bedellerini faydalı ömürlerine yaymak amacıyla amortisman işlemleri yapılır. O halde amortisman mutlaka ayrılmalıdır sonucuna buradan ulaşabiliriz. Boş arazi ve arsalar bilindiği gibi yıpranmaya, aşınmaya maruz değerler olmadıkları için amortisman konusu yapılamazlar. Ama bunların üzerine bir bina inşa edildiği zaman arsa ve arazinin maliyeti binanın maliyetine eklenerek, dahil edilerek amortisman konusu yapılabilir. Ayrıca tarım arazileri, meyvelikler, dutluklar, sebzelikler gibi arazilerin de amortismana konu edileceği açıktır. Vergi Usulü Kanunu normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve fevkalade amortisman yöntemlerinden birinin kullanılabileceğini söylüyor. İşletmeler istedikleri varlıkları istedikleri amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutabilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ancak der ki Vergi Usulü Kanunu, eğer normal amortisman yöntemiyle bir varlık amortismana tabi tutulmaya başlanmışsa, sonraki yıllarda bu yöntem değiştirilerek azalan bakiyeler yöntemine geçiş yapılamaz. Bununla birlikte azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçiş yapmak mümkündür. Fakat bu takdirde de yapılan geçişin parasal etkilerinin bilanço dipnotlarında açıklanması gerekir.
Azalan bakiyeler yönteminde normal amortisman oranının 2 katı esas alınır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus da bu oranın %50'yi aşmaması gerektiğidir. Örneğin faydalı ömrü 3 yıl olan bir maddi duran varlık azalan bakiyeler yöntemine göre amortismana tabi tutulacaksa, işte normal amortisman oranı bunun 1/3, %33 olacak. Fakat azalan bakiyeler yöntemi uygulandığında %33 × 2, %66 değil, %50'lik oranın dikkate alınması gerekiyor. Tek düzen muhasebe sistemi 7A seçeneğinde amortismanlar fonksiyonellik esasına göre giderleştirilirler. Yani 7 kodlu maliyet hesaplarının borcu karşılığında 257 birikmiş amortismanlar hesabının alacağına kaydedilirler. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Üretimde kullanılan bir makinenin örneğin amortismanı dönem sonunda yansıtılırken eğer bu makine fiilen üretimde kullanılmamış ise, yani makine kullanıma hazır hale geldi, işletmede duruyor, envantere kayıtlı, makine için artık amortisman ayrılmasında herhangi bir sakınca yok, amortisman ayrılabilir. Ancak makinenin kullanılmadığı süreye tekabül eden amortismanı mutlaka dönem sonunda stok maliyetine değil de doğrudan bir gider hesabına yansıtılması gerekiyor. Muhasebe kaydını slaytta görüyorsunuz. Bu amaçla 680 çalışmayan kısım gider ve zararları hesabını kullanıyoruz. Maddi duran varlıklar satıldıklarında satış değeriyle defter değeri karşılaştırılır. Eğer satış fiyatı defter değerinin altında ise ortaya çıkan zarar 689 kodlu hesapta muhasebeleştirilir. Eğer satış fiyatı defter değerinin üzerinde ise ortaya çıkan kar 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabında muhasebeleştirilir. Bununla birlikte yenileme amacıyla maddi duran varlık eğer satılmışsa ortaya çıkan kar 549 özel fonlar hesabında bekletilebilir. Devlet özel fonlar uygulamasıyla yenilemeyi teşvik etmek amacını güdüyor. Bu şekilde gelir kaydının ertelenmesine olanak sağlıyor. Fakat yenileme fonu uygulamasından yararlanılabilmesi için bir takım koşulların da oluşması gerekiyor. Mükellefin bilanço usulüne göre defter tutması lazım. Yenileme fonuna konu varlık amortismana tabi olmalıdır. Buradan çıkan bir sonuç, boş arsa ve araziler için yenileme fonu oluşturulamayacağı. Aynı türden maddi duran varlık satın alınmalıdır. Örneğin bir kamyonet satılmış, bunun yerine bir binek otomobil alınmış ise o zaman burada yenileme fonunu uygulamasından bahsedilemez. Ayrıca muhasebede belgesiz kayıt olmaz, belgesiz işlem olmaz anlayışı çerçevesinde mutlaka yenileme niyetinin yönetim kurulu kararıyla belgelendirilmesi gerekir. Bu şekilde 549 özel fonlar hesabında muhasebeleştirilen yenileme fonu yeni satın alınan maddi duran varlığın amortismanından düşülür. Slide'da bu muhasebe kaydını görüyorsunuz. 730 gen üretim giderleri borçlandırılacak. Bu arada ben üretimde kullanılan bir makinenin yenilendiğini varsaymıştım burada. Üretimde kullanılan değil de idari amaçlarla kullanılan bir maddi duran varlık söz konusu olsaydı haliyle bunun amortismanı 770 kodlu hesapta muhasebeleştirilecekti. Evet, 730 gen üretim giderleri hesabı muhasebeleştiriliyor. Özel fonlar hesabından ilgili amortisman mahsup ediliyor ve 257 birikmiş amortismanlar hesabı alacaklandırılıyor. Uygulamada da en fazla tercih edilen kayıt budur. Ancak biz maliyet ve yönetim muhasebesi amaçlı olarak şimdi slaytta gördüğünüz kayıtların da yapılabileceğini düşünüyoruz. Her iki kayıt yöntemi vergi matrağını aynı şekilde etkileyeceği için usul incelemelerinde hangi kaydı yaparsanız yapın eleştiri konusu yapılamayacaktır. Bununla birlikte şimdi slaytta gördüğünüz kayıtlar yönetim ve maliyet muhasebesi amaçlı olarak daha doğru kayıtlardır. Çünkü bu kayıtlarda maliyet toplu olarak 730 gen üretim giderleri hesabında raporlanabilmektedir. 3 mali yıl boyunca yenileme yapılmazsa özel fonlar hesabı bir gelir hesabına devredilerek kapatılacaktır. Buradaki yenileme süresi konusunda, yani 3 mali yılla ne kastedildiği konusunda yine maliye ve Danıştay'ın görüşü farklıdır.
Söz gelimi 2015 yılında yenilemek amacıyla bir makine satın alınmış olsun ve özel fonlar hesabı oluşturulmuş olsun. Maliye diyor ki yenileme yapılmadığı takdirde maksimum 31 Aralık 2017 tarihinde özel fonlar hesabının kapatılarak gelir kaydedilmesi lazım. Danıştay ise bu sürenin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılabileceğini düşünüyor. Maddi duran varlıklar hurdaya ayrıldıkları zaman bunların varlık ve amortisman hesaplarının yeniden sınıflandırılması lazım. Yani bir maddi duran varlık artık üretimde kullanılmıyor diye ekonomik bir değeri varsa bu maddi duran varlık atılmaz, çöpe atılmaz. Bunun hurdaya ayrılması, dolayısıyla muhasebe kayıtlarında da bu maddi duran varlıkla ilgili hesapların yeniden sınıflandırılması lazım. 253 tesis makine ve cihazlar 294 kodlu hesaba aktarılacak. 257 birikmiş amortismanlar 299 kodlu hesaba aktarılacak ve bundan sonra hurda maddi duran varlık için amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Ancak ayrılan amortismanın yine dönem sonunda stok maliyetiyle ilişkilendirilmemesi gerekir. Çünkü hurda halindeki maddi duran varlık üretimde fiilen kullanılmamaktadır. Fiilen üretimde yapılmayan harcamalar stok maliyetinin konusu olamaz. Bütün muhasebe standartlarında, bütün muhasebe uygulamalarında bu durum böyledir. Vergi Usul Kanunu'nun 317. maddesinde fevkalade amortisman uygulaması düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden, yeni icatlar dolayısıyla verimliliği düşen, cebri aşınmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınan maddi duran varlıklar için Maliye Bakanlığı'na fevkalade amortisman uygulamasıyla müracaat edilebilir. Maliye Bakanlığı'nın kabul etmesi halinde bu maddi duran varlıkların kalan defter değeri giderleştirilebilir. Bununla birlikte Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin Maliye Bakanlığı maddi duran varlıklara da uygulanacağını iddia etmekte. Yani diyor ki Maliye Bakanlığı, KDV'nin 30. maddesindeki indirilemeyecek KDV hükmü, ki bu nasıldır? Deprem, sel, Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep ilan edilen yangınlar nedeniyle zayi olanlar haricindeki zayi durumunda yüklenen KDV indirim konusu yapılamaz diyor. İşte maliye bu hükmün, mallar için söylenmiş olan bu hükmün maddi duran varlıklara da uygulanması gerektiğini söylüyor. Şimdi bireysel bir yangın sonucu zayi olan bir makineyi ele alalım. Makine zayi oldu. İtfaiyeden rapor alınacak evvela. Hasar tespit raporu yaptırılacak. Ardından Maliye Bakanlığı'na fevkalade amortisman talebiyle başvurulacak. Maliye Bakanlığı fevkalade amortisman talebini kabul etti diyelim. Bu durumda slaytta gördüğünüz ilk muhasebe kaydı yapılacak. Yani maddi duran varlığın kalan defter değeri hemen giderleştirilecek. 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydedilecek. Bununla birlikte buradaki yangın bireysel nitelikte bir yangın olduğu için, yani Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep ilan etme gibi bir durumu söz konusu olmadığı için buradaki KDV indirim konusu yapılamayacaktır. İkinci muhasebe kaydına dikkat edin lütfen. İlave edilecek KDV diye bu KDV'nin kaydedilmesi gerekir. Diğer taraftan indirim konusu yapılamayan, yani katma değer vergisine eklenen bu KDV kurumlar vergisi matrağından indirilebilir. O yüzden 689 diğer olağan dışı gider ve zararlara aktardığımız tutar kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde değildir. Kurumlar vergisinden düşülebilir. Vergi Usul Kanunu'nun 329. maddesi doğal afet neticesinde zayi olan sigortalı mallarla ilgili şöyle bir hüküm getiriyor. Diyor ki sigortadan alınan tazminatlar defter değerinin üzerinde ise aradaki fark gelir olarak kaydedilecek. Tam tersi durumda aradaki fark gider olarak kaydedilecek diyor. Şimdi madde olmayan duran varlıklarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Madde olmayan duran varlıklar bildiğiniz gibi fiziksel niteliği olmayan ancak işletme faaliyetlerinde uzun süreli olarak kullanılan
haklar, şerefiye, kuruluş örgütlenme giderleri, ARGE, özel maliyetler gibi kalemlerden oluşur. Bu kalemlerde baktığımızda usul incelemelerinde en fazla dikkat edilecek olan 264 özel maliyetler kalemidir. Daha önce de söyledim, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi amacıyla yapılan harcamalar özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilir. Bunlar kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca amortismana tabi tutulur. Kira sözleşmesinde 10 yıl olarak belirlenmişse süre 10 yıl boyunca amortismana tabi tutulur. Eğer kira sözleşmesinde bir süre belirlenmemişse o zaman amortisman süresi 5 yıldır. Peki yıllık olarak kira sözleşmesi yenileniyor ise ne yapacağız? Bu durumda mevzuat der ki amortisman süresini yine 5 yıl olarak esas alacaksınız. Özel maliyet bedeli üzerinden ayrılan amortismanlar, slaytlarda muhasebe kayıtlarını görüyorsunuz. Fonksiyonel gider hesabının borcu karşılığında 268 birikmiş amortismanlar hesabının alacağına kaydedilir. Vergi usul kanunu der ki, kiralanan iş yeri sözleşme sona ermeden terk edilirse amorti edilmemiş olan kısım bir defada giderleştirilebilir. İkinci muhasebe kaydı da bu işlemle ilgili. Şimdi Mustafa Hocam zaten dönem varlıklar hesap grubunu anlatırken birçok gelir tablosu hesabına da değindi. Ben burada uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden gelir tablosu hesaplarını geçiyorum. Maliyet hesaplarıyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Sonra da sunumu tamamlayacağım. Bildiğiniz gibi tek düzen muhasebe sistemi 7A seçeneğinde üretimle ilgili maliyetler, 710 direk ek madde malzeme giderleri, 720 direk işçilik giderleri ve 730 gelir üretim giderleri hesaplarının borcunda muhasebeleştirilir. Maliyet hesaplama dönemlerinde, şimdi burası çok önemli, maliyet hesaplama dönemi illaki yıl sonu olacak diye bir kaide yok. Geçici vergi dönemlerinde de envanter çıkartılması lazım. O yüzden en azından geçici vergi dönemlerinde bu söyleyeceğim, birazdan bahsedeceğim işlemlerin yapılması zaruridir. Hatta maliyet ve yönetim muhasebesi amaçlı olarak yine, yani bilgilerin takibini sağlamak amacıyla maliyetlendirmenin aylık yapılması taraftarı olduğumu da belirtmek isterim. Ay sonlarında maliyet hesaplamaları yapılırken 7 kodlu maliyet hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 151 yarı mamuller üretim hesabına yansıtılacak. Böylelikle stok maliyeti oluşturulmuş olacak. Ardından bu stok maliyeti tamamlanan birimleriyle henüz üretimi tamamlanmadan, hatta yarı mamul stoğu olarak kalan birimlere dağıtılacak. Daha sonra tamamlanan birimlerin maliyeti 152 mamuller hesabına aktarılacak. Ardından satılan birimlerin maliyeti de 152 mamuller hesabından alınıp 620 satılan mamul maliyeti hesabına devredilecek. Bakın burada şunu söylemek mümkün. 710 direk ek madde malzeme giderleri, 720 direk işçilik giderleri ve 730 gelir üretim giderleri hesapları aslında 151 yarı mamuller, 152 mamuller ve 620 satılan mamul maliyeti hesaplarına bölüştürülmelidir, paylaştırılmalıdır. Yarı mamul stoğumuz bizim yoktur diye geçmek doğru bir muhasebeleştirme anlayışı değildir. Yarı mamul stoğu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Gerekiyorsa maliyetlerin bir bölümü yarı mamul stoğunda bırakılmalıdır. Evet, üretim maliyetlerinin yansıtılmasına ilişkin muhasebe kaydını görüyorsunuz. Burada yine bir şeyi vurgulamak gerekiyor. Bu üretim maliyetlerinin içerisinde fiilen üretimde kullanılmayan harcamaların mutlaka stok maliyetine dahil edilmeksizin 680 çalışmayan kısım gider ve zararları hesabına aktarılması gerekiyor. Biraz önce örneğini vermiştik. Üretimde fiilen kullanılmayan makinenin amortismanı olabilir. Veya boşa geçen zaman işçilikleri, işçilerin üretime katılmamalarına rağmen onlara ödenen ücretlerde yine çalışmayan kısım gider ve zararları olarak muhasebeleştirilebilir. Bir de dönem giderlerimiz var tabii ki. 750, 760, 770, 780 kodlu hesaplar. Bunlar da dönem içerisinde bu hesapların borcunda takip edilirler. Dönem sonunda ancak bu hesaplardan stok maliyetine pay verilmez. Bunlar yansıtma hesapları kullanılarak doğrudan doğruya 6 kodlu gelir tablosu hesaplarına aktarılırlar. Son olarak bu yansıtmalar yapıldıktan sonra
Yıl sonlarında 31 Aralık tarihinde artık kapanış kayıtları yapılacaktır. Kapanış kayıtlarından biri de maliyet ve yansıtma hesaplarının karşılaştırılarak kapatılması olacaktır. Artık bu maliyet ve yansıtma hesapları da karşılaştırılarak kapatıldıktan sonra sıra kar zarar tespitine gelecektir. Bu tespitin yapılabilmesi için biliyorsunuz torba hesap olarak düşünebiliriz. 690 dönem karı veya zararı hesabını kullanıyoruz. Gelir hesapları 690 dönem karı veya zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılıyor. Gider hesapları 690 dönem karı veya zararı hesabının borcuna devredilerek kapatılıyor. 690 dönem karı veya zararı hesabı alacak bakiyesi vermişse bu ticari kar olduğuna işaret eder. Ticari kara KKEG ilave edilir, istisna indirim düşülür, mali kar hesaplanır ve vergi karşılığı ayrılır. Muhasebe kaydını görüyorsunuz. Ardından ticari kardan kurumlar vergisi karşılığı indirilerek dönem net karı 692 dönem net karı veya zararı hesabına aktarılır. Ayrıca kar öz kaynakların çoklanması, öz kaynakların çoğalması anlamına da geleceği için bu 692 dönem net karı veya zararı hesabının bilançoya da devredilmesi gerekiyor. Bunun için son muhasebe kaydı 692 dönem net karı veya zararı hesabı borçlandırılır, 590 dönem net karı hesabı alacaklandırılır. Ve hepimizin bildiği son olarak aktif ve pasif hesapların karşılaştırılarak kapatıldığı kapanış kaydı yapılır. Evet, ben bitirdim. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Oğuzhan Hoca'ya bu güzel sunum için biz de çok teşekkür ediyoruz. Üç konuyu toparladı bu süre içerisinde. Duran varlıklar, gelir tablosu hesapları ve maliyet hesapları. Tekrar ediyorum, bunun detaylı çalışmalarını, bununla ilgili daha detaylı bilgileri TESMER eğitimlerinde alacağınız kitapta bulacaksınız. Hatta şunu söyleyeyim, önemli konuların yer aldığı bir checklist ayrıca kitabın sonuna ekledik. Yani bütün kitabı okuyup zaman kaybetmeyeyim, hap lazım diyorsanız onu da düşündük. Kitabın sonunda bir checklist, bir kontrol listesi, hangi hesapta neye dikkat etmeniz gerektiğine dair bu incelemeler için onu da koyduk. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi son konuşmacı, doçent doktor Özgür Çatıkkaş, yabancı kaynaklar ve öz kaynak hesaplarında özellikli konuları, incelemelerde öne çıkan konuları bize anlatacak. Ben yine sözü kendisine vermeden önce kısaca tanıyorsunuz ama tanıtmak istiyorum. Doçent doktor Özgür Çatıkkaş, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda asistan olarak akademik hayatına başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent oldu. 2011-2012 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Enstitüsü'nde müdür yardımcısı ve onun devamında 2012 yılından itibaren yüksek okulda müdür yardımcısı. Şu anda Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulu'nda müdürlük görevini yapıyor. SMM bağımsız denetçilik unvanlarına sahip, çeşitli kamu ve özel kurumlarda eğitimler vermekte olup muhasebe denetim alanında akademik çalışmaları yapmış ve yapmaya devam etmekte. Özgür Hocam söz sizin, buyurun lütfen. Teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer meslek mensupları, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Benim sunumum son dakikaya geldiği için bayağı salonda bir boşluklar oluştu. Sizi çok fazla yormadan kısa bir şekilde özüyle anlatmaya çalışacağım. Bu muhasebe uygulamalarında vergi usul incelemelerinin seminerinin öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar kısmını anlatacağım. Sunuma başlamadan önce son zamanlarda biz bu kavramı çok duymaya başladık, usul incelemesi. Biz hep bunu mezun olduğumuzdan bu yana üniversitelerden vergi incelemesi diyebilirdik. Aslında öteden beri yapılan vergi incelemelerinde hep usule bakılırdı. Başkanımın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi vergi müfettişlerinin belki sayısında artan bir çoğunluktan dolayı, özellikle şu anda yaklaşık sayısı herhalde 10 bini buldu. Bu yüzden bu kavramın ortaya çıkmasındaki önemli sebeplerden bir tanesi vergi müfettişlerinin sayısındaki artış olabilir.
Belki de aslında usul incelemesi teorik olarak eğitilmesi mümkün olmayan vergi müfettişlerinin pratik olarak eğitmek amacıyla yaptığı incelemelerden yola çıkarak biz de aslında hep muhasebeyi şöyle tanımlarız. Bilgi için muhasebe, vergi için değil. Ama hepimiz de takdir ederiz ki artık bizim muhasebe işlemlerimiz biraz da bu usul incelemeleri itibaren daha vergi odaklı, daha beyannameye dayalı bir muhasebe oldu. Biz de sizlerin bu usul incelemelerinde çok fazla zarar görmemeniz açısından odanın önderliğinde, odanın başkanlığında, hocamın önderliğinde ekip arkadaşlarımızla beraber çalışma yapmaya çalıştık. İnşallah hayırlısı sizler için faydalı olacağı ümidiyle. Şimdi kısa vadeli yabancı kaynaklarda özellikle ilk olarak söylemek istediğim şey 381 gider tahakkukları vergi usul kanunu 285. maddesine dayanarak tahakkuk esası gereği ana para ve faizi vade sonu ödemeli kredilerde 31.12'de mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Gider doğmuş ama daha ödeme yapılmadığı için gider tahakkuk olarak muhasebe kayıtlarımıza yansıtmamız gerekiyor. Burada yaptığımız uygulama basit bir faiz uygulaması. Tahakkuk esası kavramı gereği yapıyoruz. Yine üçlü hesaplarda en çok karşıma çıkan olaylardan bir tanesi Mustafa Hoca'nın da çalışmalarında söylediği gibi bu 180'li hesaplar veya 280'li ya da tam tersi pasifte peşin tahsil edilmiş gelirler, aktifte peşin ödenmiş giderler olarak gösteren hesaplar. Banka kredilerinde 2 yıllık özellikle uzun vadeli banka kredilerinde çekilen kredilerin faizini bilançoda aktif hesaplarda ve 180 veya 280'li hesaplarda takip ettiğimizde zaman zaman görülmekte. Yine tekrar ediyorum 180 ve 280 hesabın anlamı peşin ödenmiş gider. Ödemediğim bir faizi hiçbir şekilde ne yapmamam gerekiyor mantıken bilançonun aktifinde varlıklaştırmamam gerekiyor. Biz faiz zamanla oluşan bir olgu olduğu için faizi zamanı geldikçe o döneme tahakkuk eden ana para ve faizi ödemiş oluruz. Kısa bir örnek verdim. Şirket bankadan 2 yıl vadeli yıllık %20 faizli ana para ve faizi vade sonunda ödeme yapmak üzere 120.000 lira kredi sağlamış. Ve kredi tutarı banka mevduat hesabına aktarılmaktadır. Ve işletmede yıl sonunda bilanço. İlk olarak takip edeceğimiz hesap adı uzun vadeli olarak 400 banka kredilerinde. Daha sonra yine uzun vadeli banka kredisi olduğu için çok yine tek düzen hesap yanında kullanmadığımız hesaplar. Özellikle bunu daha çok kısa vadelisini kullanıyoruz. Ama hep bilgi için muhasebe dediğimiz için çok 481 gider tahakkukuyla karşılaşmamışızdır. Belki uzun vadeli banka kredisi olduğu için ilk olarak bunu 481 gider tahakkuku, döneme düşen faiz gideri tahakkukunu yapıyoruz. Daha sonra faiz süresi, döneme isabet eden faiz giderini 381 gider tahakkukunda 24.000 lira olarak muhasebeleştirdikten sonra önceki dönemlerde tahakkuk eden faizin kısa vadeli hale dönüştüğü durumda 481 nolu hesaptan 381 nolu hesaba aktarıyoruz. Ve ana para faizi vadesi 1 yılın altına düştüğünde yine bunu 400 banka kredilerinden 303'ü alıp ödeme zamanı geldiğinde de o döneme tahakkuk eden faizi bu da 10 ay onu 780'de gösterip daha sonra 481 değil orada bir hatamız olmuş. 381 gider tahakkuğu ve 303 hesabı da kapatıp bankadan ödememizi yapıyoruz. Yine vergi usul kanununda senetli alacak ve senetli borçlara reeskont uygulaması mevcuttur. Bu sırada yine hocamın söylediği gibi reeskontlara da vergi usul kanunu reeskontlara uygulanacağını söylemiştir. Çok hızlı bir şekilde hepimizin bildiği bir muhasebe kaydı. Alacak senetlerine dönem sonunda reeskont yine dönemsellik kavramı gereği senedin gerçek değeriyle gösterilmesini sağlamak amacıyla 31.12'de Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu faiz oranı doğrultusunda reeskont uyguluyoruz. Ama vergi usul kanunu gereği yine 31.12'de işleminde bu gerçekten bir gider olmadığı için ayın 1'inde bunu bize iptalini yaptırıyor.
Sonuçta baktığım zaman niye yapıyorum, niye iptal ediyorum düşüncesi çıkabilir ortaya. Sadece buradaki amaç senedin o günü itibariyle vadesi ileriki bir tarihte dolacak senedin bugün elimde olsa senedin değeri ne olurdu düşüncesiyle yaptığımız bir uygulama. Kanun yine diyor ki alacak senetlerine reis konta tabi tutuyorsan borç senetlerinde reis konta tabi tutmak zorundasın. Bunun bir zorunluluğu yok ama birini reis konta tabi tutuyorsan diğerinde yapmak zorundasın diye ifade ediyor. Yine üçlü hesaplarda çokça karşılaştığımız 331 ortaklara borçlara şöyle bir örnek vermeyi uygun gördüm. Kitapta daha detaylı bir çalışması var. Örtülü kazancı örnek verebiliriz. En çok vergi açısından baktığımız zaman karşılaştığımız hususlardan bir tanesi. Demişim X kurumunun 2015 yılına ait hesap dönemi başındaki öz sermayesi 100 lira olup anılan hesap döneme ilişkin olarak yaptığı borçlanmalar aşağıda verilmektedir. Ortak A'dan doğrudan alınan 200 lira. Hesaplanan faiz 10 lira demişim. Ortak B'nin aktifine kayıtlı bir arsanın teminat gösterilmesi suretiyle Bay Z'den alınan 300 lira. Ortak C'den doğrudan alınan 250 lira. Hesaplanan faiz 25 lira. Ve D bankasına alınan 200 lira. Kurumun iştiraki durumunda bulunan T anonim şirketin E bankasından temin ederek aynı şartlarda kullandırdığı 500 lira. Hesaplanan faiz de 50 lira. Şimdi tek tek borçlanan kişilerin örtülü sermaye kapsamında olup olmadığını dikkate alacağız. Biliyorsunuz ki örtülü sermaye öz sermayenin 3 katını aşan tutar olarak gerçekleşecektir. Borçlanan kişilere çıkarmışız. Ortak A 200, ortak C 250, ortak D bankası 1000 lira. Tek tek 3 katını aşan sonuçtaki öz sermaye 100 lira olduğu için 300 lira üzerindeki tutar 1100 lira olarak gerçekleşecektir. Bunları oranladığımız zaman ortak A, B ve C toplam 1150 lira, toplam faizlerin tutarı 10, 25, 50 ve 85 lira olarak gerçekleşmiştir. Bu 85 liranın oranladığımız zaman yine 67 liralık kısmımızı örtülü sermaye olarak değerlendirecektir. Nasıl muhasebeleştiriyoruz? Yine hepimizin bildiği gibi 780 finansman gideri borçlu 85 lira, 331 ortakları borçları alacaklı 85 lira. Bunun 67 lirası örtülü sermaye isabet eden faiz olduğu için yine ticari kardan mali kâra geçerken beyanname üzerine ne yapacağız? Düzeltmeyi yapmamız durumunda olacak. Çünkü kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Tam ters hesabı bir kodlu 180 ve 280 peşin ödenmiş giderlerin yine bilançonun pasif ayağında peşin tahsil edilmiş olarak 380 ve 480 nolu hesaplarda. Yine bu hesaplarda sıklıkla karşılaştığımız hususlardan bir tanesi tek düzen hesap planı gereği muhasebenin takvim yılı olarak değil dönem olarak nitelendirilmesi. 12 aylık kısmın peşin tahsil edilmiş gelir olarak 380 gelecek aylara ait gelirde 12 ayı devirdikten sonraki kalan kısmında 480 gelecek yıllara ait olarak gözükmesi gerekmekte. Onun için bizim yaptığımız uygulamada bir onda bir depoyu başka bir şirkete kiraya vermiş ve bir yıllık kira bedelini peşin tahsil etmiştir. Bir ondan 2015'ten bir on 2016'ya kadar olan kısmı gördüğünüz gibi 380 gelecek aylara ait geride. Envanter kayıtlarında geçici vergi dönemlerinde bunların ayarlama ve düzeltme kayıtlarını ne kadarlıksa o kadarlık kısmını gelir olarak düzeltme kayıtlarında gösteriyoruz. Yine üçlü hesaplarda yine sıklıkla karşımıza çıkan hususlardan bir tanesi askeri geçim indirimleri. Mustafa Hocam söyledi kendi çalışmasında askeri geçim indirimlerinin 136 diğer çeşitli alacaklarda takip edileceği ve bunun haricinde de zamanında yapılan ödemelerde 5 puanlık SGK indiriminin olduğu da bildiğimiz bir konulardan bir tanesi. Şimdi tabii ki bizim tek düzen hesap planımız dediğimiz gibi ilk başta söylediğim gibi bilgi için muhasebe yapmalıyız. Tek düzen hesap planımız 1994 yılında yayınlanmış. Yaklaşık üzerinden 20 yıl geçmiş. 20 yılda çok fazla belki bir takım tebliğlerle bir değişiklikler yapıldı ama hesap planımız revize edilmediği için bir takım eksiklikler, yorumu açık şeyler otomatikman ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki örneğimde bir takım hepimizin bildiği gibi ücret tahakkuklarında bordoda oluşan unsurlar var. Orada hazinece karşılanacak prim yani 5 puanlık indirim SGK işveren payını koydum. İlk olarak değinmek istediğim şey burada askeri geçim indirimleri. Şimdi burada büyük ihtimalle sorsak
en aşağı konferans salonu, seminer salonunun yarısı farklı farklı görüş ortaya atacaktır. Dediğim gibi 20 yıldır belki de o hesap planı yayınlandığında askeri geçim indirimi diye bir husus da yoktu. Bir şekilde hesap planımız revize edilmediği için farklı görüşler ortaya çıkıyor. Şimdi askeri geçim indirimini evet 136 diğer çeşitli alacaklarda da takip edebiliriz. Bunun yanında askeri geçim indirimi mantığı hepimiz biliriz ki daha önce bu vergi iade fişlerini toplayıp işverene teslimi karşılığında maaşımız artardı. 136 diğer çeşitli alacaklar doğrudur. Diğer açıdan baktığımız zaman 136 diğer çeşitli alacaklar şirketin varlık yapısını etkileyen bir finansal varlık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir alacak değil çünkü. Şöyle bir şey de yapabiliriz ve yapılıyor da bildiğim kadarıyla uygulamada. Bu askeri geçim indirimi çalışanın maaşını arttıran, diğer taraftan ödeyeceği gelir vergisi matrağını düşüren bir husus. Hiç 136 hesap kullanmadan bunu direkt olarak 360 hesabı azaltıp 335'teki tutarı ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Bunun haricinde yine sonuçta vergi ziyanı hiçbir sebebiyet vermemediğimiz için, amaç usul denetimi olduğu için biz genellikle daha çok biraz daha buna açıkça söylemekte fayda var. Vergiye yönelik bir muhasebe yaptığımız için, vergi odaklı bir muhasebe yaptığımız için sonuç değişmeyecektir. 136 diğer çeşitli alacaklarda da takip etmek yanlışlığa sebebiyet vermeyecektir. Bunun haricinde 5 puanlık indirim artık yine mutlaka bununla ilgili de farklı farklı görüşler vardır. Teşvik olarak değerlendirecek bir meslek üstadı çıkabilir. Diğer taraftan hayır bu 649 veya 679 olağan dışı gelir ve kar diyebilir. Bunların hiçbirine gerek yok. 5 puanlık indirim sonuçta işçi maliyetini düşüren, işveren payını düşüren, diğer taraftan bizim muhasebe kayıtlarımızdaki 361 hesaptaki işveren payını düşüren bir unsur da diyebilecek arkadaşı vardır, meslek mensubu vardır. Tüm dünyadaki uluslararası standartlara baktığımızda aslında uluslararası standartlarda der ki hem işçilik maliyetini düşüren bir unsur, 730 veya 770 hesaptaki işveren payını düşüren unsur ya da bunu direkt gelir olarak yazabilirsin. Diğer devlet teşvikleri standartı, uluslararası standartlarla ilgilenen arkadaşlar varsa bunu bilecektir. Onun için bunun bence çok fazla takmamız gereken bir konu olmadığını düşünüyorum. Eğer dediğim gibi işçilik maliyetini düşünürse 770'in altındaki SGK işveren payını %5 değil 5 puanlık indirim. Örneğin işveren payı %21 ise oradaki işveren payı 16,5'a düşecektir. Diğer taraftan da 361'in hesabının altındaki SGK işveren payını da azaltırsak ben bu işin yanlış olmayacağı kanısındayım. Diğer taraftan hayır ben bunları işçilik maliyetlerini etkilettirmek istemiyorum. O zaman olduğu gibi ücret bordrosunu yapıp hemen arkasından şöyle bir muhasebe kaydı yapabilirim. Tahakkuk esasında indirimin belli olup olmayacağı için ödeme esnasında o kadarlık kısmını 5 puanlık indirimi ister 649 ister 679 isterseniz de 602 hesapta kullanabilirsiniz. Yine sonuçta bir vergi ziyanı sebebiyet vermeyecektir. Ve bir yanlışlık olmadığı fikrindeyiz. Yani gelir tablosu analizi açısından belki değiştirebilecektir. Çünkü 602 diğer gelirler dediğimiz zaman şirketin ana faaliyetiyle ilgili bir unsur. Bu ana faaliyetiyle mi ilgili? Orası tartışma konusu. Ama dediğim gibi usul incelemesi yapıyorsak bu üçünün de kullanımı kanaatimce doğru olacaktır. Kıdem tazminatı karşılığı biliyoruz evet vergi uygulama ya da muhasebe uygulamaya hep tahakkuk esası geçerli deriz. Halbuki zaman zaman devlet işine geldiği yerde tahakkuk esasını uygulattırır, işine geldiği yerde nakit esasını. Bizler de kendi mesleğimizde biliyoruz almadığımız bir paranın KDV'de tahakkuk esası geçerli olduğu için makbuzunu da ne yapmak durumunda kalıyoruz zaman zaman kesmek zorunda kalıyoruz değil mi? Kıdem tazminatı karşılığı da devlet baba diyor ki sen diyor kıdem tazminatı karşılığını ayır sen yola çık ama ben seninle beraber değilim ancak ben bunu ne zaman gider kabul ederim diyor işçi işten çıktığı zaman artı parantez muhasebe bilgi için olduğu durumunda devlet ister kabul etsin veya ister kabul etmesin ben her şekilde bunu kıdem tazminatı karşılığı olarak mali tablolarıma yansıtmak durumunda kalacağım. Devletin kanunen kabul edilmeyen gider demesi demek benim onun muhasebe kayıtlarımda göstermeyeceğim anlamına gelmiyor.
Çoğu firmada daha orta ölçekli, daha kobi firmalar, nasılsa devlet bunu kabul etmiyor, ben niye kıdem tazminatı karşılığı ayırayım düşüncesinde. Ama bu bir yanlış düşüncedir. Benim için muhasebenin asli amacı her şekilde kullanıcıya doğru bilgiyi vermekten ibarettir. Bunu muhasebe kayıtlarında gösterdiğimiz zaman uzun vadeli bir yükümlülük gibi her yıl işçinin işten çıkarcasına ne ayırması gerekiyor şirketin? Kıdem tazminatı karşılığı. Ama yine sonuçta bunu devlet kabul etmediği için fonksiyon esasına göre işçi pazarlamada çalışıyor veya yönetimde çalışıyorsa biz bunu 760 veya 770 ayarlamasını yapıyoruz. Devlet kabul etmediği için bunu ne yapabiliriz? Nazım hesaplarda takip edebiliriz. Çünkü ticari kardan mali kâra geçerken burada düşen bu gideri ne yapmak durumunda kalacağım? Gelir tablosuna yazdığım gideri ticari kârım düştüğü için tekrar beyanname üzerinde ekleyip mali kâra ulaşacağım. Benden sonuçta o yılın almış olduğu vergiyi ne yapacak? Arttırmış olacak. Daha sonra baktığım zaman ödeyeceği kesinleştiği an, artık kıdem tazminatı ödeyeceği kesinleştiği zaman uzun vadeli yükümlülükten kısa vadeli yükümlülüğe, yani 472 nolu hesaptan 372 nolu hesabı alacağız. Ödediği zaman da burada ödediği zaman bir de damga vergisi oluşacaktır. 372 hesabı kapatıp damga vergisini yani 360 hesapta da takip etmemiz gerekiyor. Geri kalan kısmı da şirket ödeyeceğiz. Artık devletin kabul ettiği bir gider olduğu için gönül rahatlığıyla bunu ne yapabileceğim? Gider olarak yazabileceğim. İlk baştaki nazım hesapları da ters kayıtla çevirip artık bunu beyanname üzerinde indirim konusu yapabilecek duruma geleceğim. Evet, yine öz kaynaklarda önemli unsurlardan bir tanesi şu, hepimiz biliyoruz ki kar dağıtım. Kar dağıtımdaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de stopaj unsurunun. Çoğu firma vergi doğacak diye bir şekilde kar dağıtılmıyor. İlk Türk Ticaret Kanunu çıktı, çok sert bir kanundu. Orada biliyorsunuz ki ortaklar hiçbir şekilde ne yapamayacaktı? Şirketten para çekemeyeceklerdi. 6102 sayılı kanun. Sonra bir yumuşatma oldu. 6335 sayılı kanunla temettü avansı diye bir unsur çıktı. Hepimizin bildiği gibi. Ortaklar 3, 6, 9 aylık dönemlerde kar elde etme suretiyle ne yapabilecekler? Temettü avansı çekebilecekler. Tabii bunun da belli bir takım koşulları gerekiyor temettü avansında. Özellikle şirketin bir kere 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarında kar elde etmiş olması gerekiyor. Dağıtılacak kar payı avansı varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunların ve ana sözleşmelere göre ayrılması gereken yedek akçelerin ara dönem karına indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ve ödenecek kar payı avansı bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemeyecektir. Şimdi örneğimize baktığımızda ilk örneğimiz temettü avansız olan basit bildiğimiz formatı kesinleşmiş bir kar dağıtım tablosu. Burada da ticari kazanç belki şu söylenebilir. Ayıracağımız birinci tertip yedek akçe her zaman dönem net karı üzerinden yapılacaktır. Kanunen kabul edilmeyen giderleri ekliyoruz. Daha sonra kurumlar vergisi matrağını oluşturuyoruz ve bunun üzerinden %20 hesaplayıp vergi sonrası kârı oluşuyoruz. Ve bunun üzerinden dönem net kârı yani vergi sonrası kârdan da birinci tertip yedek akçe ayırıyorum. Ve buradan dağıtılabilir dönem net kârı yani vergi sonrası kârdan birinci tertip yedek akçeye düştüğüm an dağıtılabilir dönem net kârına ulaşıyorum. Ve bunun üzerinden de birinci temettü ayırıyorum. Daha sonra dağıtılabilir net dönem kârından birinci temettüye düştüğüm an kalan tutar üzerinden de ikinci tertip yedek akçe ayırıyoruz. İkinci temettüden de kalan tutardan ikinci tertip yedek akçeye düştüğüm an ikinci temettü ve temettüleri topladıktan sonra bunun üzerinden devlete ne ödemek durumunda kalıyorum? Bir stopaj. Onu da bu şekilde gösteriyoruz. Muhasebe kayıtlarını demin Oğuzhan Hocam da gösterdi. İlk başta bir kurumlar vergisi karşılığı ayırıyoruz %70. Daha sonra 691 hesabı kapatıp şirketin vergi düşürdükten sonraki dönem net karını ortaya koymuş oluyoruz. Bu dönem net karını 5'li hesapta bilançoya aktarıp artık yeni dönemde bu dağıtım kararı Mart ayında çıkacağı için genel kurulda dönem net karı ne olmuş oluyor? Geçmiş yıl karı olmuş oluyor. Daha sonra da burada ayırdığımız yedekler, birinci tertip ve ikinci tertip yedek akçeleri 540 yasal yedeklerde, stopajı 360'da gösterip dönem kârının dağıtılması ve ortaklara temettü ödendiğinde de 331 hesabı kapatıp bankadan ödemeyi yapıyoruz. Temettü avansıyla da ilgili bir örnek koydum.
Hatta temettü avansının geri çağrılması durumu diye de bir husus var. Bunu slayta koymadım ama elinizdeki kitaplarda bununla ilgili örnek uygulamada göreceksiniz. Burada iki unsur. Birincisi temettü avansı, ikincisi şirket zarar elde etmesi durumunda veya ara dönemlerde dağıttığı temettü avansı dönem net karından daha büyükse veya tekrar ediyorum şirket zarar elde ettiğinde ara dönemde dağıtmış olduğu temettü avansında yönetim kurulunun iddiaları üzerine ortaklardan ne istenecektir diyor kanun. Geri istenecektir. Geri istenmesi durumunda da nasıl ortaya bir muhasebe kaydı çıkacağını elinizdeki kaynak dokümanlarda bulabileceksiniz. Buraya koyduğum tek şey şuydu. Temettü avansı dağıttığı zaman nasıl bir muhasebe kaydı yapıyor? Burada da tek tek İkinci ara dönem ticari kârı elde etmiş şirket. Örneğin başında o şekilde söyledim. 1-1-2015, 30-06-2015 ara döneme ilişkin bazı mali bilgiler aşağıdaki gibidir. Sermayesi, ödenmemiş sermayesi, birikmiş birinci tertip, ikinci tertip, olağanüstü yedekler ve ara dönem kârı da 800 bin lira. Sonuçta yine şirket dönem net kârı üzerinden birinci tertip yedek akçeye ayırıyor. 800 bin lira dönem net kârı, vergi düştükten sonraki kısım 630 bin lira, bunun üzerinden %5 birinci tertip yedek akçeye ayırıyor. Ve indirimler toplamı 201 bin 500 lira, dağıtılacak kâr payı avansı teşkil eden tutar 201.500 düştükten sonra 598.500. Yine tebliğin dediği şey sadece bunun yarısını avans olarak verebilirsin diyor. Onun yarısı da 299.250. Daha sonra brüt dağıtılacak kar avansı dağıtmaya karar verdiğimiz tutar 200.000'de. Bunun üzerinden %10 ikinci tertip yedek akçe ayırıp üzerinden yine gelir vergisi stopajı ve dağıtılacak net kar payı avansı ortaya çıkıyor. Muhasebesi de sonuçta dönem net karı daha kesinleşmediği için birinci tertip yedek akçeyi burada muhasebe kayıtlarında göstermiyorum. Çünkü daha dönem net karı kesinleşmedi. Onu nerede takip ediyorum? Kar payı avansını 131 ortaklardan alacaklar hesabında. Ortağa kar payı avansını ödediğimde de 331 hesabı kapatıp ödemeyi banka kanalıyla yapmış oluyorum. Eğer ara dönemde dağıtmış olduğu temettü avansı net kârdan büyük olsaydı yine TEB'in ilk söylediği şey öncelikle bunu olağanüstü yedek akçelerden karşılayacağını, olağanüstü yedek akçelerde buna yetmiyorsa ara dönemde dağıtmış olduğun temettü avansının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklardan şirket tarafından geri isteneceği hükmündedir. Onunla ilgili muhasebe kaydı epeyce detaylı, dediğim gibi daha önce söylediğim gibi bunu bir şekildeki elinizdeki örnek kaynak kitaplardan, yani size vereceğimiz kaynak kitaptan ulaşabileceksiniz. Orada detaylı şekilde mevcuttur. Şu an için bayağı da salon bir boşaldı. Çok da fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biz de Özgür Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası sizde. Arada girerken ve arada size dağıtılacak kağıtlara varsa sormak istediğiniz soruyu, kime soracaksanız o kişinin adını ve sorunuzu yazıp arkadaşlarımıza verirseniz 15 dakika ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buraya geleceğiz. Bu soruları cevaplandıracağız. Peki, 15 dakika sonra görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.